Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir salı ve güzel bir gün diliyoruz. Salı efendim, salı deyince bizim sevdiğimiz günlerden birisi. Neden sevdiğimiz? Çok sevdiğimiz uzmanlarımız bugün bizlerle birlikte oluyor. Bugün biliyorsunuz salı günlerinin ilk programımızın konuğu aile danışmanımız ve kişisel gelişim uzmanımız Gökçe hocamız, Gökçe Aydın. Hocam hoş geldin. Hoş şeref verdin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi özlüyoruz sizi bir hafta. Ben de özledim. Bir gün fazla oldu tabii. Eyvallah. Eyvallah. Şeref verdin. Teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz her hafta Gökçe hocamla çok değişik konuları ele alıyoruz. Bayağı da ilgi çekiyor. Sizin teveccühleriniz bizlere, beğenilerinizi iletmeniz de çok hoşumuza gidiyor. Gerek mesaj yoluyla gerek birebir karşılaştığımızda söylüyorsunuz. Gökçe hocamın uzmanlığı zaten tartışılmaz ve yorumlarınız da olumlu yönde geliyor bizlere. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden gerçekten nerede görsem sizden bahsediyorlar Gökçe hocam. Geçen gün Harput'taydım. Harput'ta yandaki masa hemen böyle Milat Bey merhaba falan dediler. Sonra aile danışmanını hiç kaçırmıyoruz, izliyoruz. Ve hayatın gerçeklerinden, hayatın içinden çok doğal bir şekilde bahsediyorsunuz dediler. Yani sohbetlerimiz çok beğeniyor. Ben de buradan programımızda Gökçe Hocam geldiğinde selamlarımı söyleyeceğimi söyledim. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. O masa komşuma diyelim. Ben de izleyicilerimize hepsine teşekkür gerçekten çok beğeniliyor bu anlamda ediyorum. Yorumlarınız. Evet, amacımız zaten toplumda farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek. Bu konuda ne kadar bir ışık yapabilirsek, aydınlatabilirsek tabii ki de ben de mutlu oluyorum. Biz de mutluyuz efendim. Böyle değerli uzmanları programımızda ağırlamaktan ve bir nebze olsun toplumumuza fayda getirebiliyorsak ne mutlu bize değil mi? Kesinlikle Gökçe hocam. Öyle, evet. Şöyle bir yemeğe bakalım. Bir de o bir mutluluk var. Tokluğun vermiş olduğu mutluluk. Sezai, onun da uzmanı kim? Sezai Şef. Hey, aç karnına mutluluk olur mu? Değil mi? Aç mutlu olunmaz. Yok olmaz yani. Mutlaka önce bir karnın doyması lazım. O yüzden ondan mutluluk ondan sonra gelir. Doğru. Evet. Bugün ne yapacağız Sezai Şef? Bugün bir tavuk incik haşlama yapacağız. Tavuk incik haşlama. Özellikle belirttik onu incik vermek çok daha lezzetli, daha güzel olur. Bence de. Bir de bir sebzeli bulgur pilavı yanına yakışır patlıcanlı diye. Patlıcanlı mıydı? Patlıcanlı, evet. Patlıcanlı, sebzeli, güzel bir bulgur pilavı ve incik haşlama. İncik haşlama. Tavuk incik haşlama. Bir malzemelerimizi görelim bakalım hangi malzemelerle Sezai Şef'im yapacakmış. Bugünkü menümüzü haşlamamız. Hemen ben de ekranımdan okuyorum. Ekranlarınıza da sizin televizyonlarınıza yansıdı. Tavuk, incik, haşlama. Efendim, 5 adet inciğimiz, tavuk inciğimiz var. 2 adet patates, 2 adet havuç, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un ve tuz kullanacak Sezai Şef'im tavuk, incik, haşlamada. Hemen ikinci menümüz sebzeli bulgur pilavı, güzel böyle patlıcanlı, sebzeli bir evet, bulgur pilavı. Bol sebzeli. Ben bulgur pilavını çok severim biliyor musun Sezai? Bulgur her türlü sevilir ya. Yani çok güzel olur. Efendim, yine tavuk incik haşlama geldi. Sebzeli bulgur pilavı ekranımıza alalım. Rejimizden rica edelim. Devam değil, yok. Devam mı? Aynı ekranda mı geçmiş? Tamam. Sebzeli bulgur pilavı efendim. 2 su bardağı bulgur. 1 adet patlıcan, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 adet sivri biber, 2 adet Arnavut biber, 1 adet domates, 1 baş soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, pul biber, karabiber, kuru nane, kuru reyhan ve yemeğin olmazsa olmazı ne? Tuz. Evet. Niye bu kadar çok tuz şey yapıyoruz ya? Tüketiyoruz. Tüketiyoruz maalesef. Gerçekten. Evet. Günlük 10 gram mı veriliyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi günde 4 gram. 10 gram. 10 gram mı? Bir insan her şey öğünde 4 gram. Ha. Evet. Alabileceği maksimum miktar 10 gram olmalıymış. Yani bu tabii sebzelerin kendi tuzu var içerisinde değil mi? Abi yine ne olsa olsun. Yani biz çok fazla tuz tüketiyoruz abi. Ama ben ekmekte. Gerçek şu, ben şimdi tuzu o standartlara göre tuz kullanırsam kendi şahsıma ben bayılırım yani. Tansiyonum düşer. Öyle mi? Çok mu tuz tüketirsin sen? Yani çok değil sanki ama 10 gram da kurtarmıyor beni. Abi kurtarmıyor değil, alışkanlığa bağlı o.
Evet. Demek ki. Yani alışkanlık. Vücudun istediği miktar 10 gram. Ben şimdi mesela ondan az kullandığım zaman kendimi iyi hissetmiyorum. Bak yemeğin tat tuzu zaten yok. İşte sana öyle geliyor. Alışkanlık. Öyle alışmışız. Demek ki. Şimdi aslında işte mesela çocuklarımızı biz kendi yemek alışkanlıklarımızı çok abartıyoruz. Evet. Mesela biz ekmeksiz sofraya oturmayız. Maalesef. Aynen. Avrupalı ne yapıyor? Ekmek koymuyor masaya. Alamıyor. Öyle aç alışmış kalırız. Çünkü. He? Ekmek yemesek aç kalırız. Aç kalırız. O mantıkla bakıyoruz. Bak, halbuki ekmek koymasan, yani yeni ben mesela yeni doğan bir çocuğa ekmekle tanıştırmasan hiçbir kesinlikle zaman ekmek aramayacak. Abi, onun gibi düşün. Bizim Elazığ'da mesela misafir gelir, doyar kalkar, ya hele otur bir de ekmeksiz yeriz yani. Ekmeksiz olmayacak. İşte misafirperverliğimiz ama aslında zarar veriyoruz. Aslında zarar veriyoruz, evet. Evet, yani gerçekten evet. Hem vücudumuza hem misafirimize zarar veriyoruz. Neyse. Hangisiyle başlıyorsun? Milad'ın falan dönelim artık yani. Bir Milad'ın falan dönelim. Tabii ki hocamın zamanlarına çalmak istedim. Evet, önemli bir konu çünkü bugün ele alacağımız konu. Şimdi tavuk haşlamamız iki aşamalı. Bir taraftan tavuğumuzu haşlayacağız. Diğer taraftan bunun unla yağla TB'sini yapacağız. Havuç, patatesle birlikte. Ona ikisi ayrı ayrı piştikten sonra birleşip tekrar bir taşım kaynaktan sonra ondan sonra yememiz hazır olacak. Sebzeli bulgur pilavımız zaten biliyorsun her zamanki gibi birinci bölümün sonuna doğru artık. Onu yapacağız ki suyunu çekip dinlensin ki demlensin. Ondan sonra programın sonuna doğru zaten ikisi beraber çıkacak yani. Eyvallah. Vallahi tavuk. Niye tavuk? Bu ara tavuk hem ana sponsorumuz Başkan Gıda Müdürü. Evet. Bir de zannediyorum böyle bu mevsimlerde böyle yaza daha ağır yemek, kırmızı etten evet kaçmak için tavuğu, beyaz eti tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Değil mi? İkisi hakkında bile küçük bir not düşeyim. Zamanımızı fazla almamak için. Tavuğumuzu kaynar suya atacağız evet ki o içindeki sıvıyı hapsedebilelim. Yani mühürleme gibi. Vitamin içinde kalsın. O vitamin içinde kalsın. O mantıkla. Bulgur pilavı, sebzeli bulgur pilavı da eğer hemen tüketeceksek domates kullanalım. Yoksa mesela öyle yapıp akşam tüketeceksek o zaman bu domates pilavı bozabilir, eşkitir. O zaman domates kullanmamıza gerek yok. Ama eyvallah, biz burada hemen tükettiğimiz için kullanıyoruz yani. Böyle ipuçlarına şimdi ayrıca teşekkür ediyoruz Sezai Şef'im. Önemli şeyler efendim bunlar. Tecrübe Sezai Şef'im. Şimdi efendim, hayatımızda aslında çok karşılaştığımız, bazen kendilerini belli etmeyen, değil mi hocam? Evet. Sonradan yani iç dünyalarını göstermeyen ama maalesef sonradan bazı yönleriyle kendini ele verebilen hayatımızda belki çok yakınımızda. Belki bir vesileyle karşılaştığımız insanlarda görülen bir rahatsızlık diyeyim. Kişilik bozukluğu. Bozukluk evet, o da bir rahatsızlık çünkü. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Narsist. Evet. Narsistlik ya da narsist kişilik bozukluğu. Şimdi öncelikle ben narsistin, çünkü evet bilmeyenler olabilir, ben de bir zaman bilmezdim. Tabii ki. Narsistin ne olduğunu hocam ve kişilik bozukluğunun, narsist kişilik bozukluğunun nasıl bir şey olduğunu bize anlatırsanız sevinirim. Tabii ki de. Buyurun. Narsistik kişilik bozukluğu, egosantrik dediğimiz ben merkezci olan ve empatiden yoksun olan bireylerde görülür. Biraz bencillik. Evet. İşlevsellik olarak da karakterinde ciddi bozulmalara sebebiyet verir. Sosyal ve iş ortamında veya aile ortamında, arkadaş ortamında hayatındaki insanları çok negatif şekilde de etkilemektedir. Yani etrafında sürekli bir negatif enerji yayar ve etrafındaki kişiler ondan rahatsızlık duymaya başlar. Ve bunun en belirgin özellikleri, belirtileri ise kişiler kendini aşırı derecede beğenmektedirler. Kişi kendini çok beğenir, özgüveni çok yüksektir, kibir ve gururu üst derecede yaşarlar ve her şeyde üstünlük olarak kendilerini üstün olarak görürler. Bunların benzeri ve bunlardan daha önemli hiç kimse yoktur. Narsistlerde her durumda kendileri parlayan bir yıldız gibi, etrafındakileri ise sıradan bir kişi olarak görürler ve o kadar çok değersizleştirirler ki, evet, değersizleştirirler, sürekli eleştiri yaparlar ve aslında özgüveni olan insanlara bile bir anda acaba ben bu muyum demeye başlarsınız. Narsistlerle yaşamak çok zordur ve gerçeklikle beraber aslında kendi hayal dünyasında bir gerçekliği vardır narsist.
hayaldir. Ve bu hayal dünyasında o kadar çok farklı şeyler düşünür ve kurar ki ona da hem kendisini hem de etrafındaki insanları inandırmaya çalışır. Bunun akabinde eğer herhangi bir etrafındaki birisinden farklı bir olumsuz tepki aldığı zaman çok farklı bir şekilde savunma mekanizmasına geçip pasif agresif davranışlarda da bulunabilir. Şimdi Gökçe Hocam, evet. Sohbet ediyoruz ya. Evet. Şunu da öğrenmek istiyorum. Megalomanlık da var mesela. Evet. O da ben merkezlidir. Evet. Bir şey var mı benzerlik? Yani benzerlik olarak milat ve kendini beğenme konusunda ikisi de eşdeğerdir mesela. Hepsinin kişilik bozukluğuyla beraber olması, bu zaten hepsi kişilik bozukluğuna giriyor. Ve bunun temelinde de birazdan onları da anlatacağız. Temelinde de aslında yetiştirilme tarzıyla alakalı veya geçmişte yaşadığı travmalar, herhangi bir sebepler olabiliyor. Altında yatan nedenler olabiliyor. Ve bu kişiler sonsuz başarı, güç ve zeka isterler. Ve her defasında kendilerinin etrafındaki kişilerin pohpohlamasını, alkış tutmasını kesinlikle. Ve onaylanma ihtiyacı duyarlar. Aslında özünde bu kişiler kendilerini yetersiz hissederler. Kibir mesela. Evet. Kibir sahibi. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Şimdi dediniz ya, yetiştirilme sebebiyle de olabiliyor. Kesinlikle. Yetiştirecek kişi kim elbette ki? Bazen anne, bazen baba, bazen eğitimci. Evet, olabiliyor. Değil mi? Bunlar sebebiyet verebiliyor. Kanımca, yani yanlış anlaşılmasın, kendi eksikliklerini onda görmemek için öyle bir egoyu, öyle bir kişiliği ona oturtuyorlar. Kesinlikle. Aslında bu bir kişilik eksikliği de. Kişilik bozukluğu. Bozukluğu. Evet. Karşısındakini hep aşağıda gören. Evet, değil maalesef. Mi? Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle çok sizden doğru sorarak öğrenmeye evet. çalışıyorum. Yanlış çok anlamayın. Çok doğru ifade ediyorsunuz. Aynı şekilde kendi egolarını tatmin etmek için kendilerini sürekli yüksekte görürler. Ve bu kişilerde egolarını tatmin etmek için de onaylanma ihtiyacı sürekli hissederler. Birileri sürekli onları onaylasın. Birileri sürekli onları işte alkış tutarak yüceltsin. Sürekli böyle bir davranış içerisindelerdir ve narsistlerle yaşamak gerçekten de çok zordur. Bir arkadaş olarak evet arkadaşınız varsa ilişkinizi kesebilirsiniz, yabancıysa ilişkinizi kesebilirsiniz. Kesinlikle hayır, birazdan bahsedeceğiz onlardan da. Ama maalesef bu bir eş olunca veya narsist bir çocuk olunca baş etmek bazen de gerçekten zor olabiliyor. Evet, evet. Peki hocam her insanda biraz narsistlik. Narsistlik olmalı mı? Yani kararında diyorum evet. ya bakın o. Hani şey vardır ya, bir oran vardır evet. böyle kararında. Yani kendini aşağıda görmemeli evet. ama çok üstün de görmemeli. O şudur Milat Bey, sürekli aslında narsistlikten bunu ayıralım. Çünkü narsist dediğimiz zaman, biraz narsistik olsun dediğimiz zaman çok farklı bir açılımı olur. Ama özünde her insan... Narsistik derken tabii beğenmişlik evet, biraz. Ben özünde, merkez. Anladım evet. Özünde her insan kendisini hem bedensel olarak hem önemsemeli de yani. Ruhen kendisine değer vermeli, kendisini sevmeli ve bulunduğu durumları kabul etmelidir. Tabii ki burada eğer şikayet veya kendisini suçlama psikolojisine giderse bu da tam tersi. Bu da kişilik bozukluğuna i̇şte da, yol açabiliyor. Evet. O dengeyi bulmak çok zor. Dengede kalmak gerekiyor. Ona da normal insan diyoruz zaten. evet. Biraz mütevazi yaşamak en önemlisi Milat Bey aslında. Ha ben işte. Fotoğrafı burada. evet. Ya her insanın kusuru vardır mutlaka. Tabii ki de. Kusursuzluk insana mahsus bir şey değil. Evet. Değil mi? Allah herkesten belki bir yönünü farklı kılmıştır. Yani kesinlikle. Önemli kılmıştır. Bir yerden de almıştır. Yani evet. hiç kimse zannediyorum dört kusursuz dört. Değil. Dört dörtlük değil. Ama bazen işte o bazen bir eksiklik, bir kişilik bozukluğu karşısındakilere zarar verebiliyor. Kesinlikle. Rahatsızlık verebiliyor. Biz burada önemsiyoruz zaten. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Yoksa insan kendi kendini çok önemsemiş, çok umurumuzda değil. Ama benim yakınım ise o, bana zarar verebiliyor ise orada bir problem var. Zaten Milat Bey, evliliklerde özellikle narsist eşlerle yaşamak çok zordur. Ve soru çok soracağım. Sorun mesela yaşanır. Eşi evet. narsistse. Narsist. Yani anne narsistse, baba bunlar evet. hepsini sormak istiyorum. Sorunlu. Çünkü aile içerisinde evet. bir kişiyle, narsist bir kişiyle yaşamak zannediyorum çok olsa zor olsa gerek. Kesinlikle. Şimdi hocam. Eş dediniz. Oradan devam edelim o halde. Eş.
Aile eşi, bireylerinde, çünkü... evet Milat Bey, aile bireylerinde, eş durumlarında ise mesela öncesinden diyoruz ya hani evlenmeden önce çok farklıydı, birdenbire evlendikten sonra değişti. Değişti, ben de onu söylemeye çalıştım, evet. Başta girişte. Narsistin en belirgin özelliğidir aslında, size o kadar kendinizi değerli hissettirir ki elinden gelen her çabayı gösterir ve o kadar çok önemser. Elde edebilmek için tüm uğraşları verir ve belli bir zaman geçtikten sonra artık onu tamamen bırakarak bu defa da sürekli eleştirilere, suçlamalara, değersizlik duygusuyla baş başa bırakmaya çalışır. Buradaki amaç aslında kendisine bağımlı bir hale getirip kişiyi o noktada artık yalnız bırakmak. Çünkü kişi ilgiden hoşlanıyor, sevgiden hoşlanıyor, değerden hoşlanıyor. Sonrasında ise bir anda bir boşluğa düşüyor ve o kişiye bağımlı bir hale getiriyor. Kendisini bağımlı bir hale getiriyor. Getirdikten sonra ise maalesef o ilgiyi, o değeri, o sevgiyi, verilen vaatleri hepsini unutmuş oluyor. Sonrasında ise bu kişi, narsist eşler özellikle şunu yaparlar Milat Bey. Kendisine bağımlı ilişkileri olması için, eşinin kendisine bağımlı bir ilişkisi olması için etrafındaki insanları da ondan ayırmaya çalışır. Yani eğer görüştürmez. Eşinin çok sevdiği veya eşine çok değer veren, kıymet veren kişiler olduğu zaman dostluk, arkadaşlık bu aileye kadar gelebilir hatta. Anne ve babasından bile görüştürmeye izin vermez. Burada tamamen bir dünya yaratmaya çalışır. Hocam peki bu aslında içten içe bir kendine güvensizlik demek değil mi? Aslında özünde altında temel yetersizlik duygusu vardır Milat Bey. Kompleks var. Evet, kompleks var maalesef. Evet. Kendisini o şekilde kapatmayı ve onarmaya çalışıyor aslında. Ve burada bağımlı kişilikler geliştirirken de maalesef o eşin yaşadığı sorunlar artık işin içinden çıkılmaz bir durum, çıkılmaz bir hal alıyor. Ve bu da kişiyi hem psikolojikmen çökertmeye başlıyor, hem de evlilikte artık orada sorunlar başlıyor. Ve narsist baba ve anneler de çocuklarında da çok zorluk ve güçlük çekerler. Çocuk eğitiminde de çok zorluk yaşanır. Çünkü o çocuğun da sürekli mükemmel olmasını beklerler. En başarılı, en zeki, en uslu çocuk olmasını beklerler. Performansının çok yüksek olmasını ve bu performansı eğer çocuk sağlayamadığı zaman o kadar acımasız bir şekilde eleştirilerde bulunurlar ki çocuğa bir hakaret, söylem, sürekli değersizlik duygusunu barındırırlar. Maalesef yetişkinlikte o çocuğun da yaşayacağı kişilik bozuklukları meydana geliyor. Aslında bu bir döngü içerisinde devam ediyor Milat Bey. Döngü içerisinde devam ediyor. Ya da bundan üçüncü dolayı... kişilerde. Evet, kusur bulurlar. Kesinlikle. Yani benim der, benim çocuğum çok zekaya, üstün zekaya, üstün maharetlere sahip ama şeyi kıymetini bilmiyor mesela. Evet, onu da bahsedeceğiz. Aşırı övgü de yapabilirler yani, narsistler. Evet. Narsist kişilik bozukluğunda bunun tam tersi olarak sürekli gün içerisinde veya sonrasında bir çocuk bir şey yaptığı zaman aşırı övgüye boğarlar ve aşırı hoşgörülü olurlar Milat Bey. Aşırılı hoşgörülü olan ailelerde de maalesef narsistik çocuklar yetişebiliyor. Çocuğun her dediğini yapan, çocuğun her dediğini önemseyen veya belli bir süre sonra çocuk ağladığı zaman isteklerini yaptırmaya çalışıyor ya, orada bile her istediğini sırf ağlamasın diye yaparak o yetişkinliğinde narsistik kişiliğini aslında anne ve baba oluşturuyor maalesef. Evet, şu anda ekranlar başında bizi izleyen herkes, bizler dahil. Evet. Kendini sorguluyor değil mi? Şu anda kendimizi sorguluyoruz. Acaba ben narsist miyim? Hocamızın dedikleriyle kıyaslıyoruz kendimizi. Evet. Hatta şu an bir soru sormak istedim. Tabii ki. Bunun tedavisi var mı? Geleceğiz, oraya da geleceğiz. Yani hocam, evet. İnsan farkında olmuyor. Olmadan da maalesef narsist olabiliyor. Evet. Bunun çünkü özbenliğinde olup olmadığını tezahür edemiyor. Evet. Bu saydığım maddelerden Milat Bey, 5 tanesi varsa maalesef o kişi narsist. Hele bir sorun oluyor. Bakalım var mı bende? Olabilir ya. Ya hiç kimse kusursuz değil dedik. Ben kusursuz olduğumu iddia etmem. Sezai kusursuz olduğunu iddia etmez. Eminim yani hepimizde bir şeyler var. Vardır tabii ki. Etrafındaki tüm kişilerin otomatik olarak isteklerine evet demesini beklerler narsistik kişilik bozukluğu olanlarda. Ve herkes onların isteklerini yapsın, herkes onların kurallarını uygulasın. Benim dediğim dışında hiçbir şey olmasın. Kurallı bir hayat olsun ve sadece o hayatı ben yöneteyim. Hatta öyle bir ileri dereceye giderler ki Milat Bey, yediğiniz yemeğe kadar, giydiğiniz kıyafete kadar veya çocuğunuzun eğitimine kadar etrafınızda da narsistik kişilik olabiliyor. Kesinlikle. Mesela akraba olarak çok fazla yorum yapan, sürekli hayatına müdahale eden geniş ailelerde bu olabiliyor ve kendi çizgisinden çıktığı zaman narsistik
narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde maalesef pasif agresiflik de başlıyor. Ve burada savunma aşamasına geçerken de bir saldırganlık da olabiliyor. Öfke patlamaları da yaşayabiliyor. Ve o kişiyi eğer idare edebilirseniz Milat Bey, maalesef bunlar aynı zamanda da takıntılı kişiler olabiliyor. Evet. Narsistik özelliğine sahip olan insanlar. Takıntılı kişiler olduğu için eğer siz onun isteklerini karşılayabildiyseniz sizi bırakıp bu defa başka birisine sarmaya başlıyor. Veya hiçbir suçunuz yokken, hiçbir şeyden haberiniz yokken, etrafınızdaki insanlardan koparmaya çalışırken, pardon. Rica ederim. Sohbet ediyoruz. Çayımızı içiyoruz. Mutfağımızdayız. Ne güzel. Evet. Etrafındaki insanlara Milat Bey hiç kendi hayal dünyasında yaşadığı için olur olmadık şeyler, kendi hayal dünyasında kurduğu şeyleri de o kişi hakkında anlatmaya çalışır. Ki o kişiyi o çevreden soyutlasın, evet, kendisine bağımlı bir hale getirsin ve sürekli bu kişiyi bir ünlülerle de yarış halindedir Milat Bey. Sürekli kendilerini birileriyle kıyaslar, birileriyle benzetmeye çalışır ve bu kişilerin özellikleri maalesef etrafındaki insanları hem negatif bir enerji yaymakta hem de etrafındaki insanları yormaktadır. Narsistik kişilik bozukluğu tam olarak nedenleri bilinmemektedir ama birkaç neden vardır. Bu biyolojik olarak, genetik olarak görüldüğü söylenmektedir. Genetik de olabiliyor. Veya geçmişinde bir istismar yaşaması veya bir travma yaşaması, aşırı hoşgörülü bir ailede yetiştirilmiş olması veya tam aksine övgü olmayan, övgüden yoksun, değersizlik duygusuyla sürekli baş başa bırakılmış, evet, sevgiye, ilgiye, değeri aç insanlarda bu duyguları karşılanmamış, duygusal olarak ihmal edilmiş çocuklarda yetişkinlik yıllarında maalesef narsistik kişilik bozukluğu görülmüş. Hocam, narsist bir insan mutlu olabilir mi? Narsist bir insan, etrafındaki insanlar sürekli bir beklenti içerisinde olur Milat Bey ve bu kendisini çok fazla yorar maalesef. Eğer öyle insanları bulursa o iç... Diyelim buldu. Evet. Yani sürekli pohpohlanıyor. Evet. Sürekli övgüler kendisine. Evet. Kendini kaftağında sanan bir tip düşün. Evet. Yani bu insan bir yerde patlamaz mı? Kişilik olarak zaten onun ruhsal olarak bozukluğu var Milat Bey. Kesinlikle. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor ama. Tedavi evet. edilmesi gerekiyor. Şimdi neyse, eşten gidelim. Evet. Eşlerle yürüyelim. Evet. Mesela narsist bir kişiyle evli olan bir diğer narsist. Evet. İkisi de narsist. Ne yapacağız? Allah yardım etsin. Bunlar olabilir mi mesela? Mümkün. Kesinlikle mümkün Milat Bey. Burada da çok feci bir şekilde anlaşmazlıklar çıkar. Çünkü yani o benim dediğim olacak der, diğeri ise benim dediğim olacak der ve orada bir anlaşmazlıklar meydana çıkacağı için birisinin alttan alması gerekir belki bir zamanda ama alttan alma da olamayacağı için nasıl bir gücü yeter evet, mi? Yarış haline girerler ve orada da korkunç bir mutsuzluk başlar. Kaçınılmaz zaten evet. de ama yani gücü yetene artık. Evet maalesef. Yani o aşamadan sonra. Evet. Şimdi bir eşi ele aldık, eyvallah. Bir de narsist olmayan bir kişinin narsist babasını ele alalım. Evet. Ya da annesini. Narsist ebeveynler diyelim. Ebeveynler diyelim. Evet. Ya da abi. Değil mi? Evet. Onunla da yaşamak çok zor olsa kesinlikle. Gerek. Kesinlikle. Sürekli kuralları olur Milat Bey. Kendisinin etrafındaki aile üyelerine herhangi bir dayatmada bulunabiliyor, diretmelerde bulunabiliyor ve kendi çizgisinden çıkmasını istemiyor. Bu aile üyesi bir abi olabilir, bir kardeş olabilir, hiç fark etmiyor. Katı kuralları olan ve sürekli kendisini onaylayan, evet diyen, istekleri doğrultusunda isteklerini yaptırmaya çalışan, bu olmadığı zaman pasif agresif veya öfke tutumlarında bulunan ailelerde de maalesef sonraki aşamalarda da o ailenin de kişilik olarak, psikolojik olarak bir takım sorunlar çıkıyor bir zamandan sonra. Burada da çok önemli bir şey var Milat Bey. Narsistik kişilik bozukluklarıyla nasıl başa çıkabiliriz isterseniz hocam, oraya. Hocam oraya gelmeden. Evet. Yani soracağım, şimdi herkes kendisine bir şeyler bulabileceği şeyler tabii var. Tabii ki açılımlarınız çok yani güzel. Yani sohbet ediyoruz tabii. Ya. Ben eminim bir evet. tedavi yöntemi de var. Var bana anlatacaksınız evet. yani. Var, evet. Oraya geleceğiz. Yalnız mesela narsist bir baba. Evet. Kendisi narsist. Mükemmel görüyor. Evladını, hani genetik dedik ya. Evet. Bazen genetik olabiliyor dediniz. Evet. Onun hatalarını nasıl nitelendirir? Aşağılar mı? Bu yapılacak hata mı? Çok güzel, evet.
Sürekli mi İlhat Bey? Sen bu hatayı nasıl yaparsın? Evet. Sen benim oğlum olamazsın. Kabullenmez. Hatayı geçir. Sen matematiğe nasıl yaparsın? Yani. Aynen onu söylüyor. Yani. Başarı sürekli beklenti içerisinde olur mu İlhat Bey? Benim beklentilerimi benim çocuğum karşılasın. Bir anne veya baba fark etmiyor bu. Ebeveyn olarak narsistik kişilik bozukluğu olan ebeveynlerde maalesef sürekli çocuğa aşağılayıcı, hakaret edici veya eleştirici bir dille sürekli hakaret içerikli konuşmalar yapar. Ve öyle bir hal alır ki artık çocuk kendi performansının dışında kendisini bile yeterli olarak göremez. O performansa sahip olsa bile babasının gözünde mükemmel biri olmak zorunda veya annesinin gözünde mükemmel bir karakteri, mükemmel bir eğitimi. Ya kendini ispat etmeye evet, çalışan bir evlat düşünün ya. Bu defa da anne babaya. Evet, kendi kararlarını sonraki aşamalarda kendi kararlarını veremez bir duruma gelir Milat Bey. Sonrasında ise aileye bağımlı bir kişilik geliştirir. Bu evlilik hayatında da iş hayatında da başarılı olamaz. Ebeveyn olarak kendi isteklerimizi, kendi aslında fikirlerimizi çocuklarımıza dayatmadan bir narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde maalesef bu ruhsal bir bozukluk olduğu için Milat Bey bunu kesinlikle kabul de etmez. İşte, kabullenememe var. Yarsınız bile evet kabul etmez. Kabullenememe var zaten. Narsistik anne babalarda maalesef ki çocuklarında da narsistik kişilik bozukluğu görülme olasılığı da çok yüksek. Genlerden evet, geçebiliyor. Genetik olduğu için sürekli benim kararlarım, benim fikirlerim ve toplumda sürekli benim dediklerim veya işte benim istediğim insanlarla görüşmeli, benim dediğimi yapmalı, benim fikirlerimi önemseyip onu yerine getirmeli. Bu derecede ilerlerler. Eyvallah, anladık evet. Hocam. Çok iyi anladık. Vallahi anladık. Şimdi peki hocam. Bozukluk kaçınılmaz var demek. Evet. Şimdi hepimiz de sorguladık kendimizi. Acaba benden mi var, anamdan mı var, babamdan mı var, ulan bizim karıdan mı var? Öyle deriz ya. Yani amiyane tabir, ne olur yanlış anlamayın. Evet. Tedavisi nasıl hocam? Nasıl bunları ıslah edeceğiz? Evet. Tedavisi çok zor Milat Bey. Çünkü bu kişiler, narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler kesinlikle kabul etmezler bunu. Derler ki... Der ya, deli deliyi. Evet, deli eder. Deli deliyi, yani deli deliliğini kabul eder. Evet, etmez. Yani bu teşbihat olmaz. Evet. Deli dedim, delilik değil tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. Ama kimse ayranım ekşi demez. Demiyor maalesef. Demiyor. Toplumun en büyük yanlışı Milat Bey. Herkes üzerine düşeni. Ve herkes önündeki, o kendisindeki yanlışları görse, kabul etse zaten... Problem kalmayacak. Problem kalmayacak ama maalesef öyle ilerlemiyor işte. Bu narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde maalesef ruhsal bir sorun olarak bu kişiler görmüyor. Ve tedaviye kesinlikle yanaşmazlar. Hep karşıdakini suçlarlar. Sen suçlusun, sen hatalısın, ben hiçbir şey yapmadım. Çünkü kendi hatalarını görmezden gelirler. Ve bu bir kişilik bozukluğu ruhsal bir sorun olduğu için de o bir hastalık olduğunu, kişilik bozukluğu olduğunu kesinlikle kabul etmezler. Öyle bir insan nasıl davranmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Şimdi oraya gelelim Milat Bey. Bu kişilere kesinlikle sınır bırakmanız gerekiyor. Mesafe. Evet. Sınır ve mesafe olması gerekiyor. Kesinlikle her dediğini yapmaya çalıştığınız zaman sürekli bir üstünü sizden bekleyecektir. Ve siz yapsanız dahi sürekli olarak sizi bir değersizleştirme, eleştirme taktiğine devam edecektir. Ve öyle bir hal alır ki artık kendisinin vazgeçilmez olduğunu sanar narsistik kişilik bozukluğu olanlarda. Hocam biraz da şeye benzettim ya. Evet. Mesela sanatçılarda çoktur. Evet. Ünlülerde diyelim. Sanatçı değil de yanlış bir tabir olur. Ünlülerde. Nasıl Milat Bey? Yani kendini çok fazla pohpohlanmasını bekler. Hep en iyi onun yaptığı söylenmesini ister. Değil mi? Ünlülerde çok iyi oynadın derler mesela. Evet. Aktör ya da aktrisler. Aynen. Onu beklerler. Biraz narsistik var mıdır? Ego. Evet. Yine. Şu var Milat Bey, başarılar takdir edilmeli ama bunu bir üst düzeyde beklemek, bunu sürekli beklemek bu bir yanlış nokta. Tabii ki de orada bir emek var, bir sanatçının mesela bir tiyatronun verdiği bir emek vardır, bunu tebrik etmek gerekiyor. Ben kabul ediyorum yani bir evet. Tiyatrocu olarak belki bizde biraz fazladır. Çünkü biz emek var orada emek Milat muhakkak Bey. Var evet. Ama biraz da pohpohlanmayı severiz. Sürekli dışında. Olarak mı? Sürekli olarak mı? Sürekli değil her belki ama. Evet.
mesela kötü dahi oynasak. Evet. O gün şeyde sahnede kötüysek dahi kötü olduğumuzu söylenmemiz bize hoş gelmez bazen. Ben söylüyorum anlayan anlar. Evet. Adabı yani, vardır Milat Bey. Adaptı bir şekilde, usluplu bir şekilde eleştiri yapmak gerekiyor. Bir olumsuz eleştiri yapacağımız zaman onu yerden yere vurmak yerine çok ince bir şekilde uyarmak gerekiyor. Bir beğenmeseniz bile, bir tiyatroyu beğenmeseniz bile çok farklı bir şekilde, adaptı bir şekilde, usluplu bir şekilde konuşmak gerekiyor. Evet bizim bu sadece ünlüler olarak bakmayalım Milat Bey, biraz daha genişletelim. Ben misal verdim. Mesela evet patronlarda bir işçi olarak ya. Mesela patronda da narsistik olabilir ve bunlarla çalışmak da zordur. Çok zor. Dahası siyasetçilerde olabilir bu narsistik. En çok onlarda vardır. Evet maalesef çok fazla narsistik kişilik bozukluğu görülebiliyor. Yani örnek vermek istemiyorum bu konu hakkında. Evet, bence de vermeyelim. Şimdi hocam çok güzel bir konu bence. Evet. İşte gerçekten az önce söylediğim gibi herkes kendinde bir şeyler arıyor. Kesinlikle. Ama böyle beş şık saydınız. Evet. O beş şıkın da beşin de olması lazım. Kendinizi o kadar da harcamayın. Yormayın. Diyeyim. Değil mi? Evet. Yani elbette ki ego olabilir. Biraz kendinizi beğenmiş. Bunlar narsistik demek değil. Tabii ki. Ha, onlar da törpülenmeli belki ama. Evet. Doğru mu? Kesinlikle Milat Bey. Şöyle mesela anlatıldı. Nazlı orada... Var mı sende Nazlı? Narsist. Tanıdığın bir narsist var mı mesela? Kim? Ben miyim? Bakacağım. Buyurun hocam siz devam edin. Ben mesaj narsist. Evet narsist. Artık mesajla anlaşıyoruz narsistlerle. Narsistik kişilik bozuklukları 0-6 yaş dönemi çok önemlidir Milat Bey. Evet, 0-6 yaş döneminde bu çocuk yetiştirileceğinde özellikle çocuklar 5 duyu organımız vardır bizim görerek, duyarak veya hissederek bir şeyleri elde ederiz veya bir şeyleri bilinç dışında kaydederiz ve bu hareketlerle bilinç dışında kaydederek sonrasında anne ve babada narsistik kişilik bozukluğu varsa ilerleyen zamanlarda yetişkinlikte de çocuklukta da görülüyor. Bundan dolayı ebeveyn olarak narsistik kişilik bozukluğu varsa Milat Bey kesinlikle burada biraz sınırlı ve mesafeli davranmak gerekiyor. Ve bir narsistikle tartışmaya kesinlikle girmemek gerekiyor. Çünkü ona hiçbir şeyi kabullendiremezsiniz. Her zaman kendisi doğrudur, her zaman kendisi haklıdır. Ve eleştirileri de kesinlikle kabul etmez. Onu bir olumlama olarak bile görmez ve pasif agresif hatta saldırılara bile başlayabilir. Başlayabilir mi? Evet, o boyuta geçebiliyor mu hocam? Pasif agresif tabii öfke kontrolsüzlüğüne dahi neden olabiliyor. Sürekli etrafındaki insanlar onu eğer kabul etmezse Milat Bey, sürekli ben haklıyım denildiği zaman, eğer kişinin evet sen haksızsın, sen böylesin, sen şöylesin denildiği zaman bir narsiste bir öfke patlaması dahi yaşayabilir. Hocam dedik ya temelinde aslında aşağılık kompleksi evet. Var. Yetersizlik duygusu aile eğitimi çok önemli Milat Bey. Eğer bir aile sürekli bir bireyi pohpohlayarak yetiştirirse bu ilerleyen dönemlerde herkes sende. Aslında kendine konduramıyor. Evet. Bakın ben öyle görüyorum. Evet. Yani bir açığını kapatmaya çalışıyor gibi geliyor evet. Narsistik. Yetersizlik duygusu. Heh, değil var. Mi? Evet yetersizlik ve tam olduğuna inanmıyor. Çok merak ettim Nazlı ne demiş. Evet. Kız senin telefonun sonu 44 mu? Tipik Malatyalı ya. Ben nerede gördüm benim 23? Ben de hayatta olmaz. Mesela plakam 23 olmaz sonu. Narsist değilim ben. Nasıl başladım? Çok ayıp. Ayşe'ye mi narsist dedin şimdi? He? Yani burada Ayşe. Birbirlerine düşüreceğim kızlar. Şaka şaka öyle bir şey yok efendim. Narsistliği yakın çevreden kayıp yaşanılması tetikler mi demiş? Yani yakın çevresindeki bir kaybı, yakın bir kaybı tetikler mi demiş ve ona istediği gibi övgüler yağdırılmazsa, yaptıklarının hata olduğu söylenirse ne yapar demiş. Nazlı demiş. Yaptıklarının hata olduğunu söyleyemezsiniz. Dedim ya demin önce bir tartışmaya kesinlikle girilmemeli orada. Bir ağız dalaşına veya sen busun sen şusun suçluluk psikolojisiyle onu bir suçlayarak empoze etmek, onu bunu iddia etmek veya işte senin hataların şunlar bunları düzeltmelisin gibi kesinlikle bu tarz yaklaşılmamalı. Nasıl yapacağız hocam peki? Burada tedaviye götürmek nasıl evet, bunu ikna edip de götüreceğiz? Şöyle kabullenmiyor çünkü. Evet sadece sınırlarımız olmalı Milat Bey. Sınır ve mesafe bırakacağız.
Sürekli övgü mü bekliyor? O övgüyü yapmayacaksın. Hocam peki en yakınınızsa? Ona nasıl mesafeye? Onu da söylüyoruz. Şimdi eşinize, evet. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Eşimiz olsa bile Milat Bey, sürekli bir övgü bekliyorsa siz onu sürekli övmeyeceksiniz. Sürekli bir düşman olur bize. Pohpohlama yapmayacaksınız. Belli bir zaman sonra Milat Bey, siz eğer aynı kararlılıkta ve aynı tutarlılıkta devam ederseniz o narsist sizi bırakıp bu defa da başka birisine sarmaya başlayacak. Çünkü takıntılı kişilerdir aynı zamanda. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde takıntı da görülebiliyor. Bir narsiste başa çıkabilirseniz siz onu atlattınız demektir. Burada da sınır çok önemli Milat Bey. Aynı zamanda sınırlarımız olmalı, kurallarımız olmalı. Kendimizden ödün vermemeliyiz. Mesela değersizleştirmeye çalıştığı zaman bunu kabul etmemeli. Siz değerli olduğunuzu ona göstermelisiniz. Ama sözlerle değil, davranışlarınızla. Davranışlarınızla göstermelisiniz. Ve kesinlikle biraz gerçekçi olmalıyız. Evet, tartışmaya girilmemesi gerekiyor. Çünkü tartışmalarda hiçbir şekilde kendilerini haksız bulmayacaklardır. Onlar her tartışmada maalesef haklılardır. Bak Akeş, nerede o şey? Şimdi benim bir lafım vardı. Sezai'ye söyleyince o bana hak verecek. Hani dedik ya, yakınınsa, en yakınınsa, evet. Evlatsa. Ne demiştim? Tatlı düşman. Tatlı düşman, evet. Niye? Tatlı düşman. Tatlı düşman. Ne yapacağız? Ya, atsan atılmaz, evet, satsan satılmaz. Yine Milat Bey, yine söylüyorum, sınırlarımız olduğu zaman, mesafe olduğu zaman onun o kişilik özelliğini kabul edeceğiz. Değiştirmeye çalışmayacağız. Olduğu gibi onu kabul etmeliyiz. Değiştirmeye çalışırsak eğer maalesef hem biz yıpranacağız, hem de onu değiştirmek imkansız gelecek. Çünkü bu bir kişilik bozukluğu. Bir ruhsal olarak eğer yardım almaya ikna edebilirseniz kesinlikle bir yardım alınması gerekiyor. Ama bu kişiler maalesef terapiye de yaklaşmıyorlar. Size gelirse böyle bir tedavisini uygulayabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim Milat Bey, benim bireysel terapilerim de var. Tabii ki sadece aile danışmanlığı değil. Hocam ben sizin zaten hayranınızım bu konuda. Teşekkür ederim. Eminim onu da halledeceksinizdir. Evet. Şimdi tabii ki bu hastalıklar iyileşmeyecek şeyler değil. Düzelmeyecek, iyileşme değil de düzelmeyecek bir rahatsızlık değil. Evet. Elbette ki düzelecektir ama meşakkat ister diye, uzun bir süre kesinlikle, ister evet. diye düşünüyorum. Süre ister Milat Bey, bir de bu kurallarda sürekli tutarlı olmak gerekiyor. Sınırda tutarlı olmak gerekiyor. Eğer çok çekilmez bir hayat yaşatıyorsa, mesela bana gelen danışanlarımda evli çiftlerde Milat Bey, genellikle kadınlar başvurur. Kadınlar gelir ve kadınların da maalesef erkeklerde narsistik sanki biraz daha fazla gibi. Çünkü hiçbir şekilde kendisi terapiye yanaşmıyor. Değil. Bakın, evet. Bu da bir gerçek. Bu erkek gözüyor. Erkek... Gururuna mı yediremiyor? Tabii gururuna yediremiyor. Eşindeki o eksikliği evet. çok çarşı pazara sunmak istemiyor. Çarşı pazar değil. Yani bu erkeklerde fazla ben katılmıyorum. Çünkü insanın ruh halinde var bu. Yani eşinde bu eksikliği görmek istemiyor. Çok bilinçli değilse. Evet. Görmek istemeyebiliyor Milat Bey ama aynı zamanda da bir tedaviyi de kabul etmiyorlar. Kimisinde bastırıyor. Evet, terapiyi. Bakın, bunu bastırıyor. Eşinde bastırıyor bunu. Evet, terapiyi de şiddetle bastırıyor. Evet, hiddetle bastırıyor. Fiziksel. Ben şiddetle hiddeti ayırırım bu arada. Çünkü şiddet evet. elbette ki ikisi de şiddettir ama hiddet demek bir bağırma, üstün çıkma. Fiziksel. Bir şiddet fiziksel görüyorum. Evet. Hiddet psikolojik baskı demek. Evet. Sözel şiddet. Bunu bastırıyor. Maalesef. Çünkü kadın fiziken evet. aciz duruma düşüyor. Ne kadar kendini beğenirse beğensin. Evet. Erkeğin hiddetinin ya da şiddetinin karşısında ve çok daha fazla rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor diye düşünüyorum. Verebiliyor. Psikolojik olarak eğer duygular bastırıldığı zaman maalesef bir zamandan sonra bedende de bir patlak meydana geliyor. Aslında bizim hastalıklarda bir alarm gibi bedenimizde çalmaya başlıyor. Eminim siz bunlarla karşılaşmışsınız. Evet. Ve dahası eğer bir narsistik kişilik bozukluğunda herhangi bir anlaşmaya varamıyorsanız veya çok kötü bir hayatınız varsa Milat Bey, ben gelen danışanlarıma şunu da öneriyorum. Sizin yalnız kalma korkunuz mu vardır? Bunun altında bir narsistik
maddeyi yaşamak zor ya, o kişi tedavi de olmuyor ve siz o kişiyle de yapamıyorsunuz artık, ama ayrılamıyorsunuz da, böyle bir durum da olabiliyor maalesef bazen. Bu durumda da kişinin o alt duyguları çok önemlidir bizim için. Neden ayrılamıyor, neden bir narsiste bağımlı bir şekilde yaşamak zorunda kalıyor. Bu alt duygusu, acaba yalnız kalma korkusu mu var veya bir maddi korku mu var, veya herhangi bir gidecek yerin olmaması, tek kalma, çocuklarının mesela babasız bir şekilde büyümesini veya annesiz bir şekilde büyümesini istememesi, bu alt duygular da bizim için çok önemli. Önemli tabii. Evet. İn alta, şöyle geçmişine inmek lazım. Ya da biraz yaşı geçmişse kalk. Nedir bu yaştan sonra? El alem, evet. Yok, kalk el alem değil. Hayırlı programlar Milat Bey demiş. Gökçe Hocam demiş, ben de çocuk yetiştirme konusunda eşimle anlaşmazlık yaşıyoruz. O beni fazla anlayışlı buluyor ama anneler çocuklarını çok iyi tanırlar demiş. Evet. Ben empati kurarak yaşayan bir insanım. O nedenle çocuklarımı anlıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz empatiyle gitmek gerekiyor ama eğer bu çocuk eğitimi ise Milat Bey, bir anne çocuğun eğitiminden çok iyi anlar ve empati olarak da, içsel olarak da tüm duygularını hissedebiliyor anneler. Çünkü çok yakın bir bağ var aralarında. Bundan dolayı da eğer çok uç noktalar değilse, baba hangi konularda itiraz ediyor veya hangi konuları diretiyor, hangi konularda kabul etmiyor, sorun çıkarıyorsa, bunu tekrardan gözden geçirmek çok önemli. Çünkü bir geniş çerçeveyle olaylara bakmak gerekiyor. Dışarıdan birisinin gözüyle bakmak gerekiyor. Bir anne olarak değil de. Evet, çok güzel yapmışsınız. Evet. Bazen şefkat bazı şeyler görmeyebiliyor. Maalesef. Evet, aşırı koruyucu olabiliyoruz. Öyle değil mi? Anne olarak ben de anneyim Milat Bey. Mesela ben çok şahit olmuşumdur. Evet. Hiperaktif bir çocuğun annesi ondaki o problemi görmeyebilir. Görmeyebiliyor maalesef. Doğru mu? Bu çok fazla. Baba da görmeyebiliyor. Evet. Sadece anne için değil. Kabul etmeyen ebeveyn. Dediğinizde ya bu çocuk biraz sanki problem var, biraz tedavi ettirseniz dediğinde sana düşman olabiliyor. Evet. Sanki şeymiş gibi, düşmanmış gibi ona onu söylem. Halbuki dostça söylüyordur o insan. Kesinlikle. Çünkü hissederseniz biliyor musunuz? Evet. Mesela bazen de şu da vardır Milat Bey. Eğer bir aile dışında bir birey ise kesinlikle burada müdahale. Mesela ben bir uzman olmama rağmen dışarıdan gözlemlediğimde eğer çevremden biri ise buna bile yorum yapmam. Çünkü insanlar bunu farklı algılayabiliyor, farklı yerlere götürebiliyor. Ama annelik o kadar içgüdüsel ki Milat Bey, bazen ben bir uzman olmama rağmen aşırı derecede koruyucu ve kollayıcı bir anne de olabiliyorum. Ama dışarıdan birisi bana evet sen çok koruyucusun dediği zaman orada düşünüyorum, gerçekten koruyucu muyum? Veya evet benim de yanlışlarım var diyorum. Sahipsiniz. Evet. Ama herkes o bilince sahip olmayabiliyor. İşte kabullenmeyebiliyor. Olaylarda dışarıdan birinin gözüyle bakmak gerekiyor i̇şte, Milat Bey. Benim çocuğum kendinize en üstündür. Ben, evet. Benim çocuğuma rahatsız denilemez. Denilebiliyor. Evet. Efendim, Gökçe Hocam demiş, ailede fazla korumacılık özgüven eksikliğini beraberinde getirir mi demiş. Yoksa güven duygusu kişilik özellikleriyle mi alakalıdır? Ben ebeveynlerin aşırı korumacı olduğunu düşünüyorum demiş. Evet, aşırı korumacılık. Aslında tam konumuzda. Maalesef özgüven eksikliğini beraberinde getirir. Çünkü bir çocuk bir şey yapmaya kalkıştığı zaman aman sen dur yapma ben yapayım. Veya çocuk herhangi bir işe giriştiği zaman en basitinden herhangi bir şey yaptığı zaman bir ebeveyn onun elinden alıp kendi işini tamamlaması, bir çocuğun kıyafetini giyecek yaştaysa bir annenin çocuğa kıyafetini giydirmesi, bunlar küçük gibi şeyler görünse de aslında bir özgüven eksikliğine neden oluyor. Maalesef aşırı koruyucu olmak da çocukta özgüven eksikliğini beraberinde getirir. Eyvallah. Demişler ki hocamla nasıl görüşürüz? Efendim, evet. Ataşehir Mahallesi'nde Mir 1085 plaza. 9. katta evet. Hocamın Queen Akademi iş yeri. Orada tüm danışanlarını kabul ediyor. 9. katta evet. Mir 1085 plaza 9. katta. Yalnız Queen Akademi. Şunu da belirteyim. Buyurun. Randevulu çalışıyorum. Randevulu çalışıyorum. Evet. Programın sonunda da aslında şeyimiz de var. Kart kartta numaraları var hocamın. Evet, oradan alabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz danışmamızdan temin edebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Hemen bir başka mesajımız. Hocam hayırlı yayınlar. Ben çocuklarımıza ne kadar güvenebileceğimizi konusunu soracaktım demiş. Çocuklarımızın evdeki profilleri aldatıcı mıdır? Onların bir de sosyal çevredeki rolleri var demiş. Bu ikilemi nasıl çözeriz? Nelere güven
sınırı koymalıyız demiş. Evet. Çok güzel bir soru. Sosyal çevre, özellikle bu dönemde maalesef akran zorbalığı çok fazladı Milat Bey. Akran zorbalığı da bu ergenlik döneminde olduğunda da etrafındaki çocuklar, arkadaşları herhangi bir neye meyilliyse kendisi de onu örnek almaktadır. Eğer böyle bir şey hissettiğinizde, tehlikeli veya durumlar hissettiğiniz zaman çocuğunuza kesinlikle bir sınır bırakılması gerekiyor. Mesela eve geç gelme veya evden dışarı çıkma, çocuk bir ailede ilgi, sevgi çok fazla göremediği zaman da Milat Bey, kişi kendisini nerede yeterli çok hissediyorsa, nerede kendisini özel hissediyorsa, değerli hissediyorsa orada daha çok zaman geçirmeye başlayacaktır. Bu duygusal olarak çocuğunuzun ihtiyaçlarını eğer karşıladıysanız, çocuk farklı akranlardan dolayı eğer farklı hareketlerde bulunmaya başlamışsa, farklı şeyler yapmaya başlamışsa kesinlikle burada bir etrafa bir gözlem yapılması önemli olur. Çünkü akran zorbalığı da olabiliyor maalesef. Özellikle şimdi birbirine bakarak çok farklı şeyler yapmaya çalışan çocuklar da oluyor. Özellikle ergenlik döneminde. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine harika ederim. Bir konuydu. Ya siz de mükemmeldiniz her zaman. Egonuzu var. Var mı hocam? Ego her insana vardır. Vardır. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Efendim, bugün narsist kişiliği, kişilik bozukluğunu ele aldık. Kiminle aldık? Tabii ki aile danışmanımız, kişisel gelişim uzmanımız, terapistimiz, çok kıymetli Gökçe Aydın hocamla. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aradan sonra şöyle beyaz eti konuşacağız. Tavuğu, hindiyi. Ne güzel. Ne kadar sağlıklı, ne kadar besleyici, protein değerleri. Efendim bir veteriner hekimimiz var. Onunla sohbet edeceğiz. Alpay Bey gelecek, bizlerle birlikte olacak. Her konuyu ele alıyoruz, ele almaya çalışıyoruz. Kim için? Tabii ki sizler için. Reklamlar efendim. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz efendim. Böyle reklamlarımızı bitirdik. İlk bölümümüzde aile danışmanımız, kişisel gelişim uzmanımız, terapistimiz çok kıymetli Gökçe Aydın hocamla beraberdik. Önemli bir konuyu ele aldık aslında bu hafta. Narsist kişilik bozukluğu. Dediğim gibi çoğu zaman içimizde bazen kendini gizleyebilen, bazen bazı püf noktalarını bildiğiniz takdirde kendini ele verebilen bir bozukluk. Değil mi hocam? Evet. Her zaman rastladığımız şeyler. Yani günlük hayatta var. Günlük hayatta karşılaşıyoruz. Problemleri yaşayabiliyoruz. Evet. Bilmediğimiz için. Tabii. Ailemizde böyle insanların varlığı olabiliyor. Kendimizde. Ama işte tedavisi de varmış. Yeter ki onu kabullendirebilmek. Evet. Değil mi? Evet efendim, ikinci bölümümüzün konuğu. Benim çok değer verdiğim kardeşim. Duruşuyla, saygınlığıyla, beyefendiliğiyle, çok sevdiğim mesleğiyle de çok sevdiğim Alpay Güler. Kim efendim? Veteriner hekimimiz. Başkan Gıda, bizim ana sponsorumuz, malumunuz. O işletmenin veteriner hekimi. Evet. Değil mi? Evet. Veteriner hekimde çalışan güzel bir firma, Başkan Gıda. Efendim, beyaz et üzerine ve baharat üzerine, değil mi? Evet. Son zamanlarda bir de kahve eklediler. Kahvemiz çok güzel, onu söyleyeyim. Ya bayılıyoruz. Şimdi yapacağız. Kahvemizi içmeden yollatır mıyız? Beklerim. Aman hangi kahveyi istersen onu yapalım. Tamam. Siz neyi seviyorsun? Mesela biz şeye bayıldık. Çikolatalı, çilekli, şeker olduğunun o güzel kahvesi. Evet. İçtin mi? Yani bir sefer içmiştim. Ben de beğenmiştim. Onu beğendim. Türk kahvesi öyle, kahvesi Osmanlı çok kahvesi çok öyle. Değil mi Sezai? Dibek. Dibek. Mükemmel. Çedene, yani biz çedene diyoruz ama ne derler ona? Menengiç. Menengiç kahvesi. Ama biz Elazığ'da çedene deriz. Biliyorsun çedene, değil mi? Biliyorum. Ben onu da çok severim. Şimdi efendim, Alpay kardeşim Elazığ'da damadı. Hoş geldin, sefalar getirdin bulduk, Alpay kardeşim. Sağ olun, teşekkürler. Bizim mutfağı, minadın mutfağı böyle bir yer. Evet. Yani biraz samimi, evimizin mutfağı gibi düşün. Sohbet edeceğiz. Ben bugün seninle, üstadım, beyaz eti konuşmak istiyorum özellikle. Tabii ki. Çünkü bazıları
Beyaz ete ön yargımız. Evet, var yani toplumda. Değil mi? Özellikle tavuğa. Evet. Değil mi? Kırmızı et, hele bizim doğu insanı, kırmızı et olsun, ne biraz olursa olsun der. Ama beyaz et de eminim, kırmızı et kadar besleyici, protein evet değeri yüksek. Ki göreceğiz, birazdan şemalarımız var, hazırladık. Evet. Onları da göreceğiz ama kış ayları elbette olabilir. Daha kırmızı ete yönelir. Ama ben böyle havalar daha sıcakken beyaz eti eğer istiyorlarsa evet et... öneriyorum. Biz de mutfağımızda böyle baharla birlikte evet yaza doğru beyaz et ağırlıklı çalışmaya çalıştık. İnsanlara biraz rol modellik yapalım istiyoruz. Yani Rafa aslında kardeşim iyi bir noktaya da değindiniz. Çünkü havaların ısınmasıyla beraber beyaz et hani sindirimi daha rahat olduğu için kırmızı ete oranla daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Tabii ben öyle düşünüyorum ama bilinçli olarak söylemiyorum. Evet. Ben kendimi yani doğru düşünerek öyle düşünüyorum. Yok öyle, kesinlikle öyle. Sindirimi daha rahat olduğu için rahatsız etmez insanları. Özellikle yaz aylarında. Besleyici değeri de yüksek mi? Yüksek aslında. Hani kırmızı eti bazı noktalarda geçecek derece de yüksek. Onları gene görürüz. Konuşacağız. Evet. Konuşacağız. Şöyle bir yemeğimizi verelim ya. Olur. Tabii. Yine efendim Başkan Gıda'nın sponsorluğunda bugün böyle haser pirinçler. İncik değil mi? Evet, incik haşlama. İncik haşlama. Tavuk incik haşlama Hasan Pirinç'in yapıyor Sezai Şef'im. Ya, haşlama da diğerlerine göre daha farklı. Böyle biz bir sağlıklı. Çünkü adı üzerinde haşlama, kızartma yok, yağ yok, ağır bir şey yok. Yani tam bir... Hasta olsan hemen haşlama evet, yaparlar hemen, değil mi? Hemen haşlama. Ve çok da hafif sağlıklıdır. Işte. Yani hafiftir. Rahatsızlık vermez. Hem besleyici hem hafif. Eyvallah. Bir de neyimiz var? Bir de böyle bir sebzeli bulgur pilavımız var. Balcanlı. Balcanlı böyle bulgur pilavı. İçim eridi vallahi. Vallahi yiyeceğiz böyle programın sonunu. Gerçi... İple çekiyorum ben de. Sen de mi çekiyorsun? Kesinlikle. Ben çok severim. Ama anlatacakların şeyleri de benim böyle merak ediyorum. Onu da bir an önce bitmesin yani hemen. Yok. Programımız. Evet. Ne yaptık? Neler? Ne durumdayız? Şimdi yemeğimiz? Tavuğumuz haşlanıyor. Programın başında söylediğim gibi. Suyu kaynatıp ondan sonra tavuğu içine atacağız ki bu içindeki sıvısını, vitaminini hapsedebilelim. Bir nevi mühürleme şeklinde. Biz buna blençleme de diyoruz. O şekilde yaparsak daha bir lezzetli olur, lezzet içinde kalır. O suyla birlikte normal küp küp doğradığımız havucu yaptık. Diğer tarafta bunun tepesinde tereyağı, sıvı yağla birlikte bir havucu rendeleyip o havuç rendesini böyle bir kavuruyoruz. O hem bizi, içinde evet, hem de şeyinde var, suyunda hem, var. Hem güzel bir aroma, hem güzel bir renk veriyor. Böyle turuncu bir renk veriyor suyuna. O havuç kavruktan sonra ununu atıyoruz. Ondan sonra soğuk su. Topaklanmaması için soğuk su şart. Soğuk su kullandıktan sonra patatesle birlikte onu da pişirip en sonunda da ikisi birlikte karıştırıp böyle bir taşını o şekilde kaynatırız. Ondan sonra yemeğimiz hazırlanır. Yani. Diyor ya berber gittin diyor saçın önüne döküldü bu. Ak mı kara mı ortaya çıkar. Şimdi önümüze evet geldiğinde övüyor değil o mi? O zaman değerlendiririz. Ama bak. 2,5 senedir beraber çalışıyoruz. Hiçbiriye kadar kötü yemeğini görmedim. Bunu da söylemeden geçemem. Yani Sezai Şef'im. Yani ben Sezai Hocam'a güveniyorum. Eyvallah ben de çok güveniyorum. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Eyvallah. Başkasını bilmem yani. Şimdi diyecekler körler sağırlar birbirler ne ağırlar. Ben bir karşılık düşünce söyleyeyim ki. Önüme geldiğinde öveyim. Ama şu da var. Mesela sadece burada değil. Başka yerde ben böyle bir şikayet almadım. Ya, çok şükür. Yani hiç şüphem yok. Ufak tefek eleştirdim. Tabii ki olacak. Olmayan eleştiriler. O da bizi biraz daha güçlendiriyor. Bir kere iki defa tuz atmıştı Ramazan'da. Tuzlu olmuş. Onu da hemen söyledim. Kendi söyledi. Evet. Peki kolay gelsin size Zayi Şef'im. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim elbette ki. Şimdi biz canlı bir yemek programı, mutfak programı yapıyoruz. Malumunuz. Değil mi? Evet. Canlı yemek programı çok zor. Mutfak programı çok zor. Doğru. Yemek yanabilir. Yani. Evimizde yakmıyor muyuz? Değil mi? Hepimiz zaman zaman aksilikler, problemler yaşayabiliyoruz. Sezai Şef'im şimdiye kadar bir şey yakmadı. Bir kere biber konuklarımız yaktı. Sen de değil. Tabii. Bir kere ben biber yakmıştım. Biber mi yakmıştın? Sadece biber yakmıştım. Eyvallah. O da olur. Efendim bunlar çok normal şeyler. Evet. Biz de her zaman izleyicimizin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Onların affediciliğine sığınıyoruz bu konuda. Bunu da söylemek isterim. Evet. Alpay Güler, veteriner hekimimiz. Şimdi efendim ben beyaz eti konuşmak istiyorum kendisiyle. Şimdi içinde bulunduğu firma, Başkan Gıda dedik. Beyaz et üzerine çalışan hem hindi hem tavuk üzerine. Evet. Şimdi hocam önce bir tavukla. Mesela tavuğu tercih etmeyenler. Hayatta ben tavuk yemem diyen tipler vardır. Yani.
Çevremde çok var benim mesela. Evet. Neler söylemek istersin onlar için? Ya da hindi aynı şekilde beyaz et. Beyaz et olunca balık da giriyor ama bugün evet. konumuz değil balık. Evet. Yani aslında üç sınıf da hani tavuk ette, hindi ette, balık ette lezzetli ve sağlıklı bir grup. Tavuk eti özellikle hani yağ oranı düşük olduğu çay için. Çay mı yaptınız ya? Kahve. Önce bir çay sonra kahve yaparız. Gecikmeyelim yani kahve de yapalım. Yani yağ oranı düşük olduğu için daha sağlıklı oluyor kırmızı ete oranla. Evet hocam. Tabii beyaz etin protein oranı da aslında yüksek. Bu da onun için bir avantaj. Toplumumuz hani aslında biraz kırmızı ete alışmış. Yani beyaz eti tercih etmelerine sebebi hocam, bir de sen de doğu insanısın. Evet doğru. Biz doğu insanı biraz kırmızı ete şeyiz. Çok tüketiyoruz. Evet doğru. Ama sağlıklı değil. Evet. Yani çok fazla tüketmek. Bazen beyaz et de takviye edilmeli. Kesinlikle. Beyaz et de kırmızı et kadar önemli çünkü. Evet. Yani zaten doktorlar da hani özellikle kalp ve damar rahatsızlığı olan insanlara yani kırmızı etten ziyade protein ihtiyacını, hayvansal protein ihtiyacını beyaz etten karşılamasını istiyor. Tabii toplum buna çok uyuyor mu, uymuyor mu? Bizim özellikle ama bilinçsiziz ya hocam. Evet, çok bilinçsiz. Yani beyaz eti çok böyle bir taraf ötekileştiriyor. Evet. Biliyoruz. Beyaz eti. Yani tavuk olsun, hindi olsun, balık olsun. Mesela çok önerirler. Haftada en az bir ya da iki defa balık derler, bir evet. iki defa tavuk derler. Eşit tutmaya çalışırlar haftanın yedi gününü. Ya zaten tüketimde. Biz hani gelişmiş ülkelere baktığımız zaman özellikle balık ve beyaz et ve balık eti yani bize göre çok daha fazla tüketiyorlar. Biz biraz o konuda sınıfta kalmışız. Peki, çok güzel bir noktaya geldin hocam. Türkiye'de beyaz et tüketimi derken biz tavuk ve hindi yer alalım. Evet. Ne kadar? Oran ne? Bir tablomuz var, şemamız var değil mi? Evet. Şemada bakalım buna. Tabii tabii. Bir şemamız var değerli izleyenler. O şemaları bir rejiden rica edebilir miyiz? Türkiye'deki oranlar. Evet. Bu mudur hocam? Evet burada. Evet. Kırmızı ete beyaz eti baz alırsak. Hani ben ya oranlarını söyleyeyim önce. Dana etinde %16 ki bu kuzu etinde %20'ye kadar çıkıyor. Evet. Beyaz ette ise yağ oranı değil mi? Evet yağ oranı. Bu yağ oranına değinmemin sebebi kalp ve damar rahatsızlığı olan insanlar için büyük bir problem bu. Şimdi hayvansal proteini karşılamamız gerekiyor bizim. Çünkü et tüketerek bunu karşılayacağız. Bunu da ya kırmızı et üzerinden ya da beyaz et üzerinden yapacağız. Onun için yağ oranı düşük olan eti hocam, tercih ediyoruz. Oranlar gerçek mi? Gerçek bu oranlar gerçek. Şimdi dana etiyle pirinç eti yarı yarıya evet. yağ oranı. Hatta hindiye bakıyorum, yarısının yarısı evet. tavuğunda. Aynen öyle. Yani hindi çok sağlıklı o zaman. Hindi ya. Çok aşırı sağlıklı ama işin kötü yanı biz hindiyi çok tüketen bir millet değiliz. Yani gelişmiş ülkelere baktığımızda özellikle mesela örnek vereyim Amerika'da evet. kişi başı düşen hindi miktarı kilogram olarak 10 kilogramken bizde 600 yıllık. Gram. Yıllık aynen. Biz 600 gram. 600-700 gram kadar. Bu da ortalama yani. Tabii ortalama. Onun altında olanlar da var yani. Hiç kullanmayan da var. Şimdi proteine bakıyorum hocam. Dana eti yanlış görmüyorsam %18. Evet doğru. Protein oranı. Tavuğa kuzu eti 16. Pirinç eti 20. En besleyici olma bakın 20. Evet. Ve hindiye geliyoruz 23. Hayır 25. 25 ve 23. Daha besleyici. Aynen. Göğüs kısmı 25. Yani bunu toplum bilmiyor aslında. Hani dedik ya bilinçli bir toplum değiliz biz. Aslında toplum bu değerleri bilse buna göre bundan sonra mutfağına o eti alır. Kırmızı et mi, beyaz et mi, hindi eti mi, tavuk eti mi? Çok dikkat etmiyoruz bu konulara. Çok doğru. Şimdi kolesterol efendim. Çağın vebası denilen. Evet, büyük rahatsızlık. Ama her insanda aslında kolesterol olmalı. Ama ne oranda olmalı? Dozuna göre. Değil mi? Tabii. Dozuna göre. Şimdi bir hekim var yani onun yanında yorum yapmam da çok doğru değil ama o tabloyu tekrar alabilir miyiz? Reklam girdi, onun üzerine gelsin. Şöyle, evet tablo. Şimdi hocam kolesterol oranı %92. Evet. Dana etinde. Kuzuda daha fazla. %10. Bakın kuzu eti biz çok tercih ediyoruz değil mi? Vallahi daha yüksekmiş her şey. Evet. Yani yağlı olduğu için. Çok lezzetli. Lezzetli elbette. Geliyor evet. Biz hele doğu insanı kuzu eti olsun, çebiç olsun deriz. Ama çok zararlı evet. görünüyor. Şeye bakıyoruz pirinç eti
92'den 89'a düşüyor kolesterol evet. oranı. Aynen. Biraz yağlı tavukta tabii. Ama hindiye geliyoruz 55. Çok fark var arada. Ama dediğim yarı gibi, yarıya neredeyse evet. düşüyor. Maalesef. İşte bizde valla bu tabloyla yürüsek hep hindi yiyeceğiz. Yani aslında olması gereken bu. Biraz o tarafa kayması gerekiyor toplumun alışkanlıkları. Çünkü hani Avrupa'daki gençlere baktığınızda da onlardaki gelişmişlik oranı bizimkilere göre çok daha ileride. Yalnız bu da beslenmeye hocam, bağlı. Şöyle gördüğümde bir de but olayı var. Evet. Ve göğüs. Yani bu okuduklarımız göğüs tabii. Şöyle but biraz daha yağlı mı oluyor? Şey. But yani şeyde biraz daha yağlı oluyor. Tabii protein oranı biraz daha yüksek oluyor. Tavukta da göğüs biraz daha yağsız oluyor. Evet. Protein oranı biraz daha yüksek oluyor. Evet, %70'e çıkıyor kolesterol. Zaten hani bilirsiniz sporcular burada hayvansal proteinini tavuktan ve özellikle fileto dediğimiz göğüs kısmından karşılıyorlar. Doğru. Ya biraz o taraf bilinçli. Bunu doğru. biliyorlar, işin farkındalar. Ona göre de besleniyor. Şimdi hocam kalori. Bakın orada bir de kalori var. Evet. Hani şunun kalorisi ne kadar rejim için değil mi? Rejim yapanlar bunu çok iyi bilirler. İyi de takip ederler. Periz yapanlar. Evet, doğru. Ya ben eski bir adam mıyım Sezai? Periz diyorum. Bazı kelimeleri çok eskisini kullanıyorum. Eskidin mi acaba? Yok. Yaşlılık dertleri bazı kelime kalıplaşmış. Yaşlılıkla bir alakası diyorsun. Yok. Tabii. Yani kabullenmiyorsun. Yani siz ona bakarsan yarın başka bir kelime çıkar. O zaman ne yapacaksın? Yetişemezsin yani. Bir de Nazlı'ya soralım. Nazlı periz biliyor musun sen? Periz ne demek? Az önce söylediğinize göre diyet olmaz. Bak ya bilmiyormuş. Az önce öğrendim. Numara çekiyor. Çok cadı ya. Asistan da cadısı hiç çekilmiyor abi. Evet. Şimdi efendim, işin de tipesi bunlar, şakası tabii ki. Şimdi o tabloyu tekrar rica edelim. Şöyle bir kaloriye bakalım. Böyle önemli bir konu. Rejim yapmak için önemli bir konu. Evet. Herkes, çünkü proteini çok takmayanlar olabilir, kolesterolü umursamayanlar olabilir gençlerde. Yağ oranını umursamayanlar olabilir ama kalori oranı, ben ne kadar kalori alıp ne kadar yakacağım. Evet. Hesabı yapanlar çok. Şimdi yalnız ben kaloriyi hep yağ olarak düşünürdüm. Orada farklı farklı işte. Yağ oranı farklı, evet. kalori farklı. Onu da ayrı farklı soracağım hocam sana. Tamam. Şimdi kalori oranı demiş 220. Ne de kırmızı ette. Yani. Bu ne kadar oran hocam? 1 kilogram. 100 gram. 100 gramda. Evet. 100 gram baz almış. Evet. 100 gramda 220 kalori. Abi bir Adana 100 gram Elazığ'da. Evet. evet. Yediğinde 220 kalori enerji alıyoruz. Enerji alıyoruz. Gelelim kuzu etine. 240'a çıkıyor. Ki Adana şeyden yapılır. Kuzudan yapılır. Evet. 240. Bir de kuzu bir Adana yediğinde kaburgalı ki bir de yağlı yemezsin. Yani. 240. Onları karıştırmıyorum arada ekmeği. Evet. Efendim gelelim pirinç eti. 155 kaloriye evet. düşüyor birdenbire. Yani 70 hatta 90, evet. 85-90 oranında düşüyor kalori. Hindi eti, hindi göğsünde 120'ye düşüyor. Daha da aşağı şeyde biraz çıkıyor yine. Butta biraz yağlı biraz, tabii evet, kalori. Yağlı olduğu için. Çıkıyor. Yani buna, bu tabloya baktığımızda hocam dediğim gibi hindiden başka bir şey yememiz lazım. Evet, sağlıklı yani kalmamız için. Kesinlikle öyle. Diyet yapan arkadaşlar için de hani zaten burada kalori tablosu ortada. Kalp damar hastalığı olan insanlar için tablo ortada. Yağ tercih etmeyen insanlar için de gene spor yapan, proteine önem veren sporcular için de tablo ortada aslında. Çok doğru. Bunu bilmek lazım, bunu görmek lazım ki ona göre bundan sonraki beslenme alışkanlıklarımız olsun. Yaşantımızı lazım. Sürdürmemiz lazım evet, bu şekilde göre. Sağlıklı, yani kendini sağlıklı bir şekilde yaşamaya adayan insanın bu tablonun dışına çıkmaması lazım. Evet. Ya onu kırmızı et tasarruf ediyorum ben. Ama hani bir kırmızı eti beyaz etin önüne koymak büyük bir risktir sağlık açısından. Sezai biz bu tabloyu bilseydik tavuk etinden başka bir şey, hindiden başka bir şey yapmaz. Bazı şeyler sonradan öğreniliyor. Değil mi? Yani. Eyvallah. Peki hocam dedik ya kalori farklı, yağ farklı. Evet. Neden fark? Biz yağ olarak görürüz kaloriyi. Yağlı yediğimizde çok... Yani çünkü biz hani vücutta enerji olarak harcadığımız şey yağdır. Yağın enerji hali midir evet, kalori? Evet öyle söyleyeyim. Yani ya alacağımız besindeki yağ oranı arttıkça kalori de artar. O da tabii bize kilo anlamında olumsuz yansır. Yansır. Evet. Eyvallah. Peki hocam. Bunun dışında insana ne gibi beyaz etin yani tavuk ve hindinin avantajları var? Sizinle diyelim biraz.
Yani bu tablodaki değerlerin dışında hani sindirimi daha rahat sindirip dediği, evet. Evet. Yani aslında bu çok önemli bir konu. Çünkü bizim toplumumuzdaki hemen hemen her yemekte biz mutlaka et kullanıyoruz. Bu ya kırmızı et oluyor ya beyaz et oluyor. Evet. Kırmızı et tükettiğimiz zaman ister istemez üzerimizde bir yorgunluk oluşuyor. Hareket edememezlik oluşuyor. Ama beyaz ette bu söz konusu olmuyor. Daha böyle hareketli oluyor. Sindirimi daha rahat oluyor. Hocam bir de kırmızı ette bağırsaklarda sorun yaşayabiliyoruz. Evet. Değil mi? Sağlık evet. açısından. Kesinlikle. Beyaz ette bu çok sindirimle de alakalı dediğiniz yani, gibi. Yani kırmızı etteki o lif oranı daha fazla olduğu için, beyaz et biraz daha kas oranı az olduğu için kırmızı etin sindirimi biraz daha zor oluyor. Bağırsaklarda da sorun. Çünkü malum birçok bağırsak sorunu yaşayan insan var. Evet. Hemoroiddir, efendime söyleyeyim, tenyedir. Birçok sorunlar beraberinde getirebiliyor beslenme alışkanlıklarımız. Evet. Değil mi? Doğru. Şimdi efendim bir de hani beyaz et, beyaz et, beyaz et diyoruz ya. Bir de bu beyaz etin soframıza gelinceye kadar geçtiği aşamalar var. Evet. Bir veteremiz var. Değil mi? Bir tesisten. Evet. Reklamsız bir şekilde, o tesisin reklamını göstermeden bir çekim var efendim. Dilerseniz o veteremizi bir izleyelim. Tabii. Hep birlikte. Üzerine konuşabiliriz. Çünkü sessiz bir evet. video. Yani çok gürültülü bir ortam aslında orası. Evet. Aslında gürültülü bir ortam. Evet, çok gürültülü. Çalışanlar zaten kulaklık sessiz takıyorlar. O yüzden bir sessiz. Ortam. Bir o soframıza gelinceye kadar ki aşamalarını dilerseniz nasıl aşamalardan hani işte tavuk diyoruz. Kimisi maalesef bilinçsizce tiksinerek bakıyor tavuğa. Evet. Eleştirenler var işte. Yargı var yani. 40 günde yetişiyor diyor. 40 günde yetişen şeyi nasıl yerim diyor. Evet. Değil mi? Ama bakalım nasıl soframıza geliyor testlerden kesimi. Kesime dikkat etmenizi rica ediyorum. Hani İslami şartlarımız hepimiz için makul. Evet. İncelemenizi rica ediyorum. O veteremizi bir izleyelim. Bakalım. Sezai sen de izle. Üzerine konuşabiliriz hocam. Tabii ki. Veteremiz ekranımıza. Bir dakika mı istiyorlar? Peki. Hazırlıyorlar efendim tabii ki yani aşama. Tabii. Kahvemiz bu arada hazır. Ya çayla kahve aynı anda. İşte çay kaldırırız kahve ya içeriz. Ya işte zenginlik böyle bir şey ya. Vallahi çay kahve Allah. Yemek bir tarafta. Abi diğer programlar bizi kıskanıyor. Yani kıskanıyor. Konuk bulamıyorlar. Bizim ileride mutfağına çıkmak istiyoruz diyorlar. Niye yemek var? Çay var. Kahve var. Her şey var. Muhabbet var. Muhabbet var. Espri var. Ha? Her şey var. Her şey var. Konunun en arası. Nasıl hocam? Çok güzel. Valla. Ya yani. Bu kahvenin, bu şekerolu kahvelerinin, özellikle bu çikolatalı ve çilekli olan değil mi? Nazlı bu. Onun müptelası oldu adeta. Vazgeçememiz oldu. Şimdi birçok çeşit var ama inanın onları daha deneyemedik bile. Bundan vazgeçemiyoruz. Yok, hepsi birbirinden güzel. Ben iş yerinde bazen... Eve götürmedin mi daha? Ya eve de götürüyorum. İş yerinde mutlaka alıyorum. Biz bayıldık vallahi. Ben eve de götürdüm. Evde de bayıldılar. Güzel. Yenge bu çilekli eşiyle gelmiş tabii Alpay Bey. Buradan da şey yapıyorum. Harikulade bir kahve. Bizim sesimiz olsun. Üzerine konuşalım. Üzerine konuşalım. Tamam. Evet. O veteremizi bir izleyelim. Bakalım soframıza nasıl geliyormuş. Hocam bu ne? Damızlık çiftlikleri bunlar. Damızlık çiftlikleri. Yetiştiği yerler. Yetiştiği olarak. Yerler. Yani çiftlik. Evet. Tavuk çiftliği. Bu yumurta aşaması. Yumurta kısmı burası. Tabii. Hem kesimlik hem var. Evet. Hem de yumurtaya tavuk. Evet. Piliç. Evet. Burada ayırt ediyorlar tabii çürüğünü, çarığını değil mi? Öyle derler ya çürük, çarık. Hep elektronik ortamda evet. Isılar, şeyler ayarlanıyor. Hepsi aynı. Kuluçka tesisleri bunlar evet. değil mi? İngilizcesi de var altında değil mi? Evet. Acayaletim hoş görün. İngilizcem, Almancam ben de bilemiyorum. En son geçen hafta rezil olmuştum değil mi İngilizce konusu? evet. Burada yetiştirme kümesleri. Civciv halindeler şu anda. Yavaş yavaş büyüyorlar değil mi hocam? Evet. Hani diyorlar ya gezen tavuk. Vallahi geziyor bunlar da orada. Burası kesimhane tesisi.
Kesimhane tesisi. Evet, bir görelim bakalım bir şişim kesim. Kesim çok önemli efendim. Evet. Çünkü bunu çok eleştirenler var kesim şartlarına şekilde. Bir de yolum, kuru yolum. Evet. Yani şimdi yolma, o tüylerinin yolunma olayı. Kuru yolum dedikleri bir ıslak buharla yani haşlanma usulüyle yolunma var. Evet. Anam babam usulü evde götürürüz böyle sıcak suya basarız ya tavuğu sonra yolarız. Değil efendim, en sağlıklısı kuru yolunmuş. Yani buharla. Evet. Bir izleyelim onu da nasıl yapıyorlar hep birlikte. Siz anlatırsanız üzerine Alpay Hocam. Tabii tabii. Yani VTR'den sonra isterseniz. Üzerine de anlatabilirsiniz. Tabii. Tabii ki. Şu anda sesimiz gidiyor. Burada ekranım. Hayvanlar kesime hazırlanıyor şu anda. Kesime hazırlanıyor. Evet. Asılıyor yani. Aynen. Askılara asılıyor. Şu anda kesim işlemi başladı. Elle kesim tamamen İslami bir şekilde. Evet. Burası kuru yani bir için. Makine yardımıyla kesim yok efendim. Makine evet. Kesmiyor. Elle. Bismillahlı. Evet. Bir de makine. İslami şeylere uygun olarak kesiliyor. Kuru yolun bu dedikleri bu. Aynen. Yani önce bir buharla tüyler yumuşatılır. Daha sonra kökler yumuşatılıyor. Evet. Daha sonra da kurum makinesinde tüyleri alınıyor. Kuru yolum aslında çok önemli bir olay. Detaylı bir şekilde anlatırım ben yine. Evet hocam. Bunlar burada üzerinde temizleniyor iyice. Yani kalan tüyler. Hiçbir tüy kalmıyor. Yok hayır. Değil mi? Burada da ayaklar. Heh, hocam. Şimdi bu ayak, şimdi ne yapılıyor Allah aşkına bu? Yeme mi çevriliyor? Yani biz tüketmiyoruz bunu. Bunun bir kısmını yem olarak kullanıyoruz. Ben VTR'yi izledim. Yani bu VTR'yi. Evet. Abi bunlar da özenle seçiliyor. Bir kısmı da ihracat ediliyor. Nereye ihracat ediliyor? Kim yiyor bunları? Asya. Asya ülkelerine ihracat ediliyor. Yiyorlar yani bunu. Evet, onlar tüketiyorlar. Allah Allah. Ayak paça mı yapıyorlar diyorsun Sezai? Evet. Evet şu anda o... Evet o ayaklar paketlendi. İhracata hazır bir şekilde. Evet. Malzemesi olarak gidiyor. Ve Avrupa'nın her yerine evet. Bir ağı var zannediyorum firmanın. Ne bu ciğer mi hocam? Şimdi içleri alınıyor tavukların. Temizleniyor. İç organları. Tabii iç organları. Burada muayenesi yapılıyor. Postmortem muayene. Burada da yavaş yavaş parçalama ünitelerine doğru gidiyorlar şimdi. Hep fabrika sürücü el değmeden neredeyse. Ne oranı bu hocam? Burada anladım. Değerler ölçülüyor. Yani çiğ tavuk etindeki pH ve pH oranları değil mi? pH oranına bakılıyor. Normalde zaten pH oranı 6 ile 6.3 arasında bir değer olması lazım. Çok güzel. Burada da paketleniyor. Burada paketleniyor artık tüm pirinçler. Sonra kollenip evet. Baylere, illere soframıza geliyor. Soframıza burası geliyor. Ünitesi. Şimdi bundan sonrası niye ben önemsiyorum? Bunlar da parçalanarak evet. Şeyi. Her kesim sonrası, gönderilme sonrası ya da diyelim değil evet. Mi? Birazdan izleyeceksiniz. O fabrika komple bir işleme tabi tutuluyor. Evet, baştan aşağı dezenfekte edilir. Dezenfekte edilir. O çok ilgimi çekti hocam. Şimdi gösterilecek paketleme yine. İncikler, evet. Butlar. Ayrı ayrı hepsi tabii soframıza, marketlere değil mi? Kesinlikle. Dağılıyor, bu şekilde geliyor. Şimdi bunlardan sonra bir işlem var. Onu da izlemenizi rica ediyorum. O yüzden bitirmiyorum VTR'yi. Benim çok ilgimi çekti. Ona da çok dikkat çekilmiş. Çok önemli bir konu. Evet. Evet, çok sağlıklı bir besin ama evet. Çabuk bakteri üretebilen bir şey. Evet, yani, o yüzden değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Eğer bir gün orası yıkanmazsa toksin üretme oranı hızlı bir şekilde artar. Evet. Şimdi bu burası şoklama. Evet. Şoklama yapılıyor. Yurt dışına gidecekler şoklanıyor. Dışarıya. Aynen. Evet. Hazırlanıyor burada ürünler. Dinlendirme yapılıyor daha sonra. Şimdi o görüntüye geleceğiz efendim. Bunlar şey yapıyor tabii. Burada paketleme hazırlanıyor. Dışarıya sevkiyata gönderilecek birazdan. Buradan da Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor değil mi hocam? Evet. Şimdi bu işlemde tahliller tabii. Evet tabii. Ne tahlili bunlar hocam? Yani dedim bakteriyel kültürler yapılıyor. Evet. Hani bizdeki her kesim ve her parçalamadan sonra numuneler alınır. Şu olay efendim. Çok özür dilerim. Sözünü sonra tamamla hocam. Bunu geçmeden anlatmamız lazım. Her kesim sonrası böyle ilgimi çekti benim de. Sizlere de göstermek istedim. Dezenfekte
yapılıyor. Evet. Fabrika komple. Evet, evet. Muhteşem bir şey. Araçlar dahil, komple. Taşıyan araçlar dahil. Baştan aşağı. Çok iyi. Mükemmel. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Başka bir görüntü yok şu anda, yok, zannediyorum. Abi. Sonra zaten fabrikanın görüntüsü. Şimdi hocam şeyi anlatıyordunuz. O tahlillerden bahsediyordunuz. Yani zaten. Onları biz her partiden sonra mutlaka kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Siz de yapıyorsunuz. Yani biz de yapıyoruz. Fabrikadan çıkışta da yapılıyor. Tabii, size geldiğinde de yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Çünkü hani ürünün analizini yapıp o şekilde pazara sunuyoruz. Eğer üründe o parti numarasında herhangi bir problem varsa sevkiyatı durduruyoruz zaten. Eyvallah. Şimdi hocam. Şöyle kahvemden mis gibi olur. Eline sağlık Nazlı be. Bugün başka olmuş be. Vallahi samimi söylüyorum. Benim hoşuma gitti. Kahve içesin mi geldi bugün yoksa? Osmanlı kahvesi mi bu? Ben diyorum niye çilek yok bunda. Çok tehlikeli Nazlı vallahi. Şimdi hocam. Ne diyecektim onu da unuttum. İyi mi? Soframıza geliyor. Evet. Yalnız... Hani dedik ya, bakteri çabuk üretebiliyor. Raf ömrü tavukta biraz daha sanki az. Yani, az. Buna çok riayet etmeli miyiz? Yani o son haddi midir o son kullanım tarihi? Yani o buna önemli bir şey çünkü. Tabii ki çok önemli bir şey. Sizin firmanız buna çok dikkat ettiğini biliyorum. Evet, biz de çok hassas o konuda. Zaten tavuğun raf ömrü bir haftadır. Kesildikten sonraki raf ömrü bir haftadır. Şoklanmadığı sürece bunun üzerine çıkılmaması lazım. Yoksa ciddi sıkıntılar yaratacak. Şimdi raf ömrü var, bir de dolap ömrü var hocam. Evet. Şimdi biz evlerimizde getirdik, attık, stok yapmak istiyoruz. Biliyoruz zam gelecek, atıyorum. Tavuğa. 10 kilo aldım ben mesela, buzluğumda, derin dondurucumda yerim var. Evet. Kaç gün, ne kadar saklayabilirim? Onun ömrü bir yıldır. Bir yani, yıl kalabiliyor? Evet, şokta ana, bir yıl kalabilir. Evet. Bir yıl kala muhafaza edebilirsiniz orada. Taze olarak da bir hafta muhafaza edebilirsiniz. Peki çözüldükten sonra bir daha şoklayabiliyor muyuz? Kesinlikle hayır. Yani çok ciddi bir problem olur. İşte çok önemli bu. Bir kere çözdürülür. Çünkü bu hataya çok düşüyor. Evet, ev hanımları bu hataya çok Değil düşüyor. Mi? Çözdürüyor. Mesela ihtiyacı kadarını yarısını alıyor, onu bir daha donduruyor. O yani sıkıntı. Ondan sonra niye zehirlendim Tabii. diyor. Yani daha sonra problem oluşur. Zaten şöyle söyleyeyim. Hani biz çözdürme işlemini de ev kadınları bazen bunu bir saat, iki saat içerisinde yapıyor. Aslında o da yanlış. Bunu önce 24 saat önceden başlatmaları lazım. -18'den alıp normal dolaplarını artı 4 dereceye koymaları lazım. O şekilde çözdürmeleri lazım. Eyvallah. Ama nasıl yapıyorlar? Hani işte aniden bir misafir geliyor. O misafiri hemen yemek yapmak için dolaptan alıyorlar. Bir sıcak suya ki çok tehlikeli bir şey. Nasıl çözdüreceğiz hocam? Yani işte onu bir gün önceden. Ya da, dolapta. Evet. Sen bunu itibar almışsın tabii. Ben uzman değilim sen. Yoksa hani evdeki hanımlar şöyle söyleyeyim. Zaten onu aldıklarında hızlı bir şekilde çözdürürlerse o tavuğun altında bir miktar su oluşur. Böyle hafif kanlı bir su oluşur. O aslında ölen proteinlerdir. Yani eti hızlı bir şekilde çözdürürsek protein oranı düşürürüz. Besleyiciliği düşer. Bu da sağlık açısından çok iyi değil. Niye? Zarar mı veriyor? Peki. Hocam kızıyorlar bana. Sallayalım. Sıcak. Ne yapayım? Yalnız Nazlı. Şimdi de bunu nasıl olacağız kızım? Çok sevdim ben bu kahveyi. Çok güzel, evet. Hepsi güzel. Valla her bir ürünün güzel. Beş Öyle. Çeşit kahvemiz var. Hepsi de birbirine. Harikulade kahveler. Evet. Şimdi hocam peki şöyle diyeyim. Bir tavuğun ya da hindinin bozulduğunu biz nasıl anlayacağız? Yani ev hanımları özellikle. Onu hani bir kere şu noktaya taze olduğunu mesela balığa gözünden bakarlar ya. Evet. Biz tavuğun neresine bakacağız da bozulup bozulmadığını ya da taze olup olmadığını anlayacağız. Anlarız. Hani evdeki şartlar, imkanlar belli bir ölçüye kadardır. Özellikle son kullanma tarihine dikkat etsinler. Onun dışında eve aldıkları zaman kokusuna ve rengine dikkat etsinler. Orada problem yoksa tüketebilirler. Ama özellikle kokusunda ya da renginde ciddi bir değişiklik varsa tüketmesinler. Hocam peki başkan gıda? Evet. Şimdi bir raf veriyor, baylarına dağıtıyor. Evet. Mesela onun şeyini takibini sağlıyor mu? O da önemli. Tabii ki de. Son kullanımını gidip topluyor mu mesela? Ne yapıyorsunuz onu mesela? Bir firma bunu nasıl değerlendiriyor? Yani o da merak ediyorum. Bazı... Bu konuda hassas olduğunuzu bildiğim için soruyorum evet. rahatlıkla. Çok hassassınız. Bunu da çünkü bana konuştuğumuzda bu olayı bana izah etmişlerdi açıkçası. Evet. Ama sizden dinlemek istiyorum.
Yani biz ürünün zaten belli bir miktar veriyoruz tüketici kesimine, yani marketlere. Çok az bir kısmı bize geri geliyor. Biz bunu da daha çok sokak hayvanlarında kullanıyoruz. Çünkü bir haftalık tüketim miktarları bellidir firmaların. Evet. Yani hani tüketimine yakın olduğu zaman çok cüzi bir miktar gelir bize. Biz onları sokak hayvanlarında değerlendiririz. Değerlendir. Yani çöpe gitmez. Çöpe gitmez. Yok, bu da önemli, biliyor musunuz hocam? Çünkü telef olayı var. Bizim de dinimiz gereği. Telef çok büyük günah. Evet. Bunu da böyle değerlendirmeniz hoşuma gitti. Efendim, bir tablomuz daha var. Değil mi? Bakalım. Bir de onu görelim mi? Evet. Neyin üzerineydi o? Hindi üzerine bir Hindi tablo. Hindi üzerine. Çünkü hindiyi çok önemsiyoruz. Bakın, az önce değerlere verirken hep en uygun şey, değil mi? Hele bizim doğu insanı için. Evet. Böyle yağlı, çok yemeği seven insan için. Yağlı yiyip zinde kalabileceğimiz tek besin hindi bence. Bakalım. Ama çok tüketmiyoruz, biliyor musun? Toplum olarak çok az tüketiyoruz. Evet. Burada dünyadaki hindi tüketim oranı. Hindi tüketim oranları. Biz en alttayız herhalde. Biz evet. Ne yazık ki en alttayız. Çok tüketmemiz lazım aslında. Yani sağlık açısından çok iyi bir ürün. En çok kim üretiyor, tüketiyormuş hocam? İsrail. Anam. Bu 2019 verileri. 2020 verilerine göre şu anda, 21 verilerine göre şu anda onlar 15 kilogram tüketiyorlar. Yapma İsrail. Ya. Evet. Biz? Biz 0.7. 700 grama çıkarttık. Yani 100 gram mı yükseltmişiz? 100 gram arttırmışız, evet. Kişi başı. Evet. 600'dü. Şu anda 600. Şamada. 700'e çıkartmışız. Çok küçük. Peki hocam, niye yemiyoruz? Yani aslında bazı... Bilinçli mi değiliz? Bilinçli değiliz açıkçası. Bazı alışkanlıklarımızdan hemen vazgeçemiyoruz. Nasıl söyleyeyim? Ben şimdi biz artık günümüz şartlarında aldığımız ürünler, aldığımız gıdalar hazır yani. %90'ı evet. Hazır. Kendimiz üretmiyoruz. Aslında şartlar öyle ki aldığımız, yediğimiz ürünün de ne şartlarda yetiştiğini biliyoruz. Yani ulaşabiliriz, görebiliriz. Bunu etiketine bakıp da görebiliriz. Biraz etiket okumuyoruz, öyle bir milletiz. Maalesef. O etiket, yani bu et hangi şartlarda organik mi yetişmiş, inorganik mi yetişmiş, nerede yetişmiş, hangi şartlarda kesilmiş, temizliği nasıl yapılmış. Ben özellikle o veterineri izletmek istedim hocam. Evet. Ne gibi şartlar önümüze geliyor? Halbuki o etiketlerinde yazıyor her şey. Yani o... Hocam, bu neye benziyor biliyor musun? Toplum olarak mesela aynı şemayı al, kitap okuma oranlarına koy. Evet. Aynısı. Kesinlikle. Biz okuma konusunda tembeliz. Biraz tembeliz. Hem incelemiyoruz. Evet. Hem bilmiyoruz. Mesela şu şemayı, az önce gösterdiğimiz şemayı. Protein, yağ, evet. Kalori oranı. Kaç kişi biliyor? Çok az kişi. Yani evet. Bugün bir kamuoyu yoklaması yapılsa herkes kırmızı etin daha sağlıklı. İnsan merak eder olduğunu. Değil mi? Evet. Merak eder. Ya ulan ben kırmızı et yiyorum, kuzu et yiyorum. Bunun kalorisine bakayım, proteinine, oranlarına bakayım. Besleyici değerlerine. Ya da hindiye bakayım, pirince evet. Bakayım. İnsan merak eder merak bunu. Evet. Ama biz üşengeçliğimizden, biz tembelliğimizden bakmıyoruz evet. Abi. Ne yazık ki. Baksak zaten ondan başka bir şey yemeyiz. Yani bakmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Çünkü dünyayla yarışıyoruz biz. Şimdi biz Avrupa'daki insanlar gelişmişlik açısından, yani fiziksel olarak... Oradaki üniversite çağındaki, yani ilkokul, lise çağındaki öğrenciler bizim buradaki üniversite çağındaki gençler gibi. Bu tamamen beslenmeye bağlı, yani sağlıklı beslenmeye bağlı. Onlar aldıkları proteini, yağı düzenli bir cilde şekilde alıyorlar. Cilde etki ediyor, biliyor musunuz hocam? Evet. Güzellik uzmanımız tabii. Var. O bir de söylüyor. Yani bu yediğimiz kırmızı etler, yani evet hepimizin alışkanlığı. Kötülemiyorum kırmızı eti, yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama bizi yaşlandırıyor abi. Bizim sağlığımızla oynuyor abi. Evet. Bu kadar basit. Zaten bizde hani Türkiye'deki bakıyoruz mesela, dünyaya göre kalp damar rahatsızlığı daha fazla bizde. Kolesterol daha fazla bizde. Bunun sebebi, temel sebebi beslenmek, tamam. Bilinçsiz bir şekilde beslenmek. Peki hocam, biraz da öz eleştiri. Evet. Ulaşılabilirlik. Hindi etine istediğimiz zaman ulaşabiliyor muyuz? Hindi etine. Yani biz zaten firma olarak. Yani büyük marketler haricinde. Mesela Kars'a gittin mi hiç? Kars'a gitmedim hiç. Gitsen görürsün hocam. Orada hemen kas kasapları var. Ha. Mesela elimizde kasaba gittiğinde artık tavuk da var. Eskiden yoktu, tavuk yoktu. Evet. Şimdi tavuk var. Ama ben hiçbir kasapta hindi eti, yani çok nadir. Çok nadir, evet. Osman Uşarel, hakkını yemeyeceğim. Yanlış anlama. Buradan, orada var çünkü. Hindi getirir hep. Yukarışehir kasabı. Buradan da selam olsun Osman abime. Ama her kasapta hindiyi bulamayabiliyoruz. İlle de büyük
markalı marketlere gitmemiz gerekiyor. Evet. Ulaşılabilirlik daha yaygın olmalı mı sence? Tabii ki daha olmalı. Şimdi onların hani her yerde ulaşmamızın sebebi tabii ki arz talep meselesi. Evet. Talep olacak ki pazarda da bulalım bunu. Çok doğru. Bunu artırmamız lazım aslında gerçekten hindi tüketimini. Hem sağlık açısından hem de daha rahat bir hayat sürmek için. Kırmızı ete biraz daha şey yapsak daha iyi olur. Mesafe koysak. Tamamen kesmek tabii ki olmaz. Biraz daha azaltabiliriz. Biraz daha. Kırmızı etten vazgeçip beyaz ete yönelmeliyiz. Yönelebiliriz. Hocam bir de şöyle çok ilgimi çekiyor mesela. O oranda tekrar bir o oranı alabilir miyim? Şey oranlarını. Ülke oranlarını. Hindi tüketiminde. Arabistan mesela nasıl? Arap ülkeleri. Yani onlar bize göre biraz daha iyiler. İyiler. Evet. Çünkü ben görüyorum mesela kırmızı et bulamazsınız. Yani havanın da iklimin de şartları tabii. Evet. Genelde mesela hacca gidenler kırmızı et bulamazlar. Tavuk yerler. Tavuk. Çok. Onlarda tavuk çok yaygın. Evet çok yaygın. Mesela hindi aynı oranda mı bilmiyorum ama tavuk çok yerler. Evet, biz rahmetli oralara, babam hacıydı. Mesela nerede tavuk, her yerde tavuk var. Evet. Arabistan'da. Coğrafyadan dolayı daha sıcak olduğu için. Hacı, orada öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi coğrafya çok önemli tabii evet. Bu yönde. Tarifleri yazar mısınız demiş. O malzeme listesini bir daha rejiden rica edelim. Koysunlar. Şöyle bir Sezai tarifi anlatmamıza gerek var mı? Zaman almayalım. Zaman pek bir şey kalmadı. 3-4 dakikamız kaldı herhalde. İşte o yüzden ben de şey yapıyorum. Listeyi verelim. Listede malzemeleri bir de tarifini Sezai zaman kalırsa anlatsın. Evet. Efendim mesajlarımız var. Merhabalar demiş. Başarılar diliyorum. Çarşıda satış noktalarınız var mı demiş. Evet. Evet. Bilindik bir marka. Her birinde de Erpiç ve Haser. Haser'in. Bolca. Evet. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ama ben kasapların da artık hindi etini bünyelerinde satmalarını tavsiye ediyorum. Evet, olması. Yani bizim bunu halka aşılamamız gerekiyor. Bir şekilde halka sevdirmemiz lazım bunu. Çünkü çok sağlıklı gerçekten. Hindi benim çok aklıma yattı ya. Kesinlikle. Yani Elazığ'da herkesin, yani Türkiye'de herkesin bir kere olsun bunu evine alıp pişirmesi lazım. Hocam. O lezzeti yapmak lazım. Çok özür dilerim. Tabii. Hani bir Hristiyan yemeği gibi gelmeye başladı bir ev çoğuna. Yani öyle. Değil ya. Hindi de bir besin ya. Evet. Abi domuz değil ha, hindi. Hani yıl başında kesiyor ya Hristiyanlar. Ama o gün kesiyorlar. Ya o gün yemeyin başka gün yiyin. Ama biraz, hindi yiyin. Biraz ön yargılıyız o konuda. Maalesef. Evet. Değil mi? Evet. Ben hindi çok aklıma yattı. Nasıl hindi mi yapmadınız? Bu hafta yapıyoruz değil mi? Yapacağız. Değil mi? Ya geçen hafta bu hafta yapacağız. Bugün tavuk gittik. Hindi. Bu evet. Hindi yaparız. O zamanımız var. Efendim demiş ki piyasada satış yapılan beyaz et ürünlerinin güvenirliği nasıl test edilir? Bol kazançlar diliyorum diye de eklemiş. Yani dediğim firmaya. Gibi bunu evde bakabileceğimiz kriterler vardır. Bir de dışarıda bakabileceğimiz kriterler vardır. Evdeki kriterler zaten dediğim gibi işte kokusuna ve rengine bakarız. Evet. Onun dışında etin pH'sına bakabiliriz. Ama biz bunu evde bakamayız. Bunun yerine evet. Hani bunun yapıldığından emin olduğumuz firmaları tercih etmemiz lazım. Erpiliş'te, Başkan Gıda'da bunu yapan firmalar kesinlikle dikkat ediliyor. Bu konular çok önemli çünkü şey konusuna değinmek istiyorum ben. Kuru yolum konusuna değinmek istiyorum. Evet hocam, kuru yolum niye bu kadar önemli? Yani toplum buna dikkat etmesi lazım. Ben bir veteriner hekim olarak öneririm. Yani bunu tercih etmeleri lazım. Biliyorsunuz ki hani tavuklar tüylerinden arındırılması için iki yol izleniyor. Bunlardan biri kuru yolum, bir diğeri sulu yolumdur. Hı hı. Bunları biraz daha açarsam eğer hani sulu yolum bir havuz vardır. Bu havuzun içerisinde tavuklar geçerler ve yaklaşık 2 dakika boyunca bu havuzun içerisinde dururlar. Ve bu havuzun sıcaklığı 50-55 derece arasındadır. Hmm. Bu şekilde bir tüy yumuşatma olayı yaşanır. Bozulma sağlıyor değil mi? Şeyini mi alıyor hocam? Yani o besleyici değerini düşürüyor. Besin değerini düşürüyor. İster istemez. Bir de o derecenin biraz daha yüksek olduğunu düşünürseniz bu iş haşlamaya kadar gider. Ya peki kuru yolunda bu böyle bir şey söz konusu değil. Kuru yolunda böyle bir şey söz konusu değil. Daha hijyeniktir. Yani hayvanlar bir bant eşliğinde buharlı bir sistemden geçerler. Temas hemen hemen sıfırdır. Bu da kontaminasyonu en aza indirir. Ama sulu yolunda böyle değil. Aynı havuz içerisinde birden fazla hayvan şey yapılabiliyor. Koyulup tekrar çıkarılabiliyor. Şöyle bir de Sezai'nin yemek şeyine bakalım şefimin. Ya şöyle bir vallahi Sezai anam.
Şuraya bakar mısın ya? Dedi ki hem sağlıklı eyvallah, hem besinli. İncik lezzetli bir yerdir. Bir de tavuğun protein değeri yüksek bir kısmı. Hocam ben kanadı çok seviyorum. Kanadı evet. Mangalda. Değil mi? Hassasıyım. Kanat yemekte de yapılır mı? Tabii neden yapılır mı? Yapılır, tüketilmesi, yemesi bile zor. Doğru. Az olmuş hocam. Mükemmel. Güzel değil mi? Kesinlikle. Şöyle pilavın da tadına bakalım. Baktın mı pilav? Pilavın da tadına bakalım. Zamanımız da dolmuş bu arada değil mi? Evet, şu an işaret ediyorlar bitirin diye. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi akademik seviyede bilgilendirdiğin için. Bu bilgileri herkes kafasına yazmalı bence, evet, tablolara. Kesinlikle. Çok önemli. Özellikle hindi. Evet. Çok önemsedim. Çok yerinde bir karar olur hindi tercihlerimiz. Yani o tabloyu, besin tablosunu kesinlikle herkesin aklına çıkarmaması lazım. Evet. Ona göre bir tercih yapmak lazım. Efendim, veteriner hekimimiz Alpay Güler. Çok teşekkür ediyorum Alpay Güler'e. Başkan Gıda sorumlu veteriner hekimi. Bugün bizi kırmadı geldi. Beyaz et konusunda bizleri bilgilendirdi. Sağ olsun beni kırmadığı için teşekkür ediyorum. Başkan Gıda'ya teşekkür ediyorum. Sezai Şefim'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik yine. Salı günümüz bitti. Yarın çarşamba. İnşallah yarın aynı saatte birbirinden değerli konuklar ve konularla birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hindi yerim, sağlıklı kalalım.